atıştırma vakti. Bakalım neyimiz varmış. Gazete mi? Aa, bunu yiyemem ki. Cebimde ne var acaba? Hiçbir şey yok. Bunlar da olmaz. Tam bir hayal kırıklığı. En azından okuyacak bir şeyim var. Yok, bu işe yaramaz. Dur bir dakika. Yok, çöp mü bu? Hey! Derdin ne senin? Of, yeni bir çöplük bulmam lazım. Nerede kalmıştım? Ha, aynen. Ver bana para. Lütfen yardım et. Ah, bir fikrim var. Hah, al şunu. Ve unutma, beni hiç görmedin. Belki acayipmiş bu. İçinde ne varmış? Oh, inanamıyorum. Bu gürültü de ne? Aa, dur bir saniye. Yanımda hiç nakit yok. Şunu alabilirsin. Oo, yok artık. Bu gerçek mi? Bugün şanslı günüm. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Aa, hani benimki? Aa, nasıl gidiyor? İyi misin? Biraz öksürüyorum. Amanın zavallı adam. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Ne? Ben de hastayım. Ha? Bu gerçekten gerekli mi? Hiç istemiyorum. Tamam, sıra kimde? Ben de lütfen. İkiniz de içeri. Oh, bu eğlenceliydi. Vay canına, ben neredeyim? Aa, güzel görünüyorum. Neler oluyor? Aa, müthiş oldum, vay! Ah, elmaslara bayılırım. Ama bu dekorasyon... Of, bu değişmeli. Aa, doktor, buraya gel. Evet, bir sorun mu var? Bunlardan kurtulalım. Bana güvenebilirsiniz. Özel bir şeye ihtiyacım olacak. Hadi başlayalım. Uzun sürmeyecek. Altın biraz parıltı katacak. Tam olarak istediğim şey. Aa, çok güzel. Aa, bu kadar yeter. Vay, mükemmel olmuş. Rendelenmiş altın. Duvara asabiliriz. Oo, güzel. Çok daha iyi oldu. Tam benim tarzım. Sana bir şeyim var. Bunu hak ettin. Ya, çok incesiniz. Bu çok cömertçe. Oh, yoksa bu... Vay! Keşke benim de altınım olsaydı. Hey doktor, gitmem gerek. Görev çağırıyor. Yardımına ihtiyacım var. Şaka mı bu? Ben o kadar ucuz değilim. Ama belki hala yardımcı olabilirim. Şöyle bir klasörüm var. Bu ne için? Para bende kalıyor. Görüşürüz. Bununla ne yapmam gerekiyor ki? Aa, galiba anladım. Keseyim bari. Kolayca halledelim. Şöyle dümdüz olmasını sağlayalım. Gayet basit. Hala yapılacak işlerim var. Kartonu katlamam gerekecek. İşte böyle. Sonra tutkal gerekecek. Şuraya ince bir çizgi çekeceğim. Bu kadarı yeter. Şimdi diğer ucunu katlayacağım. Uçları birbirine bastıracağım ve sıkacağım. Şimdi bebeğin içinden geçireceğim ve böyle tekrar edeceğim. Bir zincir yapmak istiyorum. Daha çok ihtiyacım var. Oh, bu harika görünüyor. Oh, bunu mu yaptı? Bende hiçbir şey yok. Duvarımda bir gökkuşağı oldu. Dur bakayım. O da ne? Gizemli bir düğme. Bassam mı acaba? Evet, basıyorum. Şimdi ne olacak? Yok artık. Rüya mı görüyorum? Ah, vay canına, bu harika. Biraz sıradan. Buldum şimdi. Bu kartonu kullanabilirim. Birkaç katlama yapmam gerekiyor. Origami becerilerim sağlamdır. Bu iyi bir başlangıç. Bir kaleme ihtiyacım olacak. Üzerine üçgenler çizeceğim. İşte böyle. Şimdi de ters çevireceğim bunu. Bunu kesmem gerekiyor. Çizgileri takip edeceğim. Şuradan bir kesik. Bunu sonuna kadar yapacağım. Hiçbir hata istemiyorum. Tam da istediğim gibi. Güzel görünüyor. Burası güzel bir yer gibi görünüyor. Şimdi biraz renk ekleyeceğim. Boyayla başlayacağım. İlham almış gibiyim. Sanatçı olmalıymışım. Her şey iyi gidiyor. Şimdi içini dolduracağım. Sırada ne var? Aa, buldum. Koyu yeşil sapları ekleyeceğim. Gittikçe bir şeye benziyor. Şimdi ne yapacağımı biliyorum.
Eldivene ihtiyacım yok. Uygulamalı yaklaşım gerekiyor. Elimin üzerine çizeceğim. Gıdıklandı. Ancak hepsi buna değecek. Çiçek yaprakları yapmam gerek. Sonra elimi duvara bastıracağım. Oo, işe yaradı. Ne yapıyor bu? Şunu görüyor musun? Ha? Ne olmuş? Çiçeklerim hazır. Doğana gurur duyardı. Aha, bayıldım. Ya çok güzel. İşte aradığım tepki buydu. Bu çiçekler çok güzel kokuyor. Bende de çiçek var. Benim kokum da kötü. Aa, buna ne dersin? Hayır, yaramaz. Amanın. Açı, açı, açı. Ah, alerjim. Bu haksızlık. Ama bir fikrim var. Güzel olacak. Çalışma vakti. Tuvalet kağıdını çıkaracağım. Bir parça yeter. Sonra kesebiliriz. Mükemmel. Şimdi şekillendirmem gerekiyor. Nazikçe yuvarlayacağım. Kağıdı yırtmak istemiyorum. Şimdi tabanını toparlayalım. Etrafına bir parça daha saracağım. Katman oluşturmak istiyorum. Bir parça daha ekleyeceğim. Bu yeterli olacaktır. Gül gibi görünüyor. Üstelik hapşırtmıyor. Dur bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Odayı dekore edebilirim. Çiçeği bu ağacın üzerine koyacağım. Biraz daha ekleyeceğim. Çiçek açıyor gibi görünüyor. Bu da sonuncusu. Vay, çok mutlu oldum. Neden bahsediyorsun? Hey, bu bayağı güzelmiş. Birileri kıskanıyor. Göreceğiz. Bu genellikle işe yarardı. Tamam, zili kullanacağım. Hey, buraya gelsene. Bekliyorum. Of, pes ediyorum. Kendim yapmak zorunda kalacağım. Bu çemberi kullanacağım. Ayırmam gerek. Bu işin kolay kısmı. Şimdi silindir köpük gerekiyor. Çemberin üzerini kaplayacağım. Hepsini baştan sona sokacağım. Çemberi birleştireceğim. Şimdi süsleyebilirim. Çiçekleri köpüğe takacağım. Böylece kaplanacaklar. Neyse ki elimde bolca çiçek var. Nefes kesici görünecek. Gerçekten keyifliymiş. Eğleniyorum. Bunu tam buraya koyacağım. İşte budur. Vay, inanılmaz. Şuna bak. Vay canına, inanamıyorum. Tam bir sanat eseri. Bunu tam buraya asacağım. Buna bütün gün bakabilirim. Bununla nasıl rekabet edeceğim ki? Ne? Çatı sızdırıyor. Bir bu eksikti. Ha, bu her şeyi düzeltecek. Evet, başlıyoruz. Vay, güzel odaklandım. İyi gidiyor. Of, evet. İşte bundan bahsediyorum. Kendi yağmur barınağım. Şuna bak. Şimdi ne yaptın sen? Güzel değil mi? Evet, beğendim. Ama benimki daha iyi. Ne güzel bir rüya gördüm. Beni sıcak tutun için teşekkürler yatağım. Ah, kaya gibi sağlam. Derin bir nefes ve tut. Ah, 29 ve 30. Ah, kahveden daha iyi. Saçlarım canlı duruyor. Onlara uyacak ışıltılı bir gülümsemeye sahip olmalıyım. İğrenç, her yanı saçlarımla dolmuş. Bir tane daha var mı? Mükemmel. Hey! Hadi, içinde hiç kalmamış mı? İşte, biraz çıktı. Çok iyi. Kahvaltılık bir şeyler var mı? Ah, çok susamıştım. Daha var mı? Bu normal değil, değil mi? Ama ne yaparsın? Parti bu akşam bizde. Acayip bir şey olacak. Aa! Selam kızlar. Çekin şuradan ezik. Of, beni görmediler herhalde. Gözlüğüm nereye gitti? Biri bana yardım edebilir mi? Bu ışık da nedir? Bu senin mi? Bir saniye.
Şunu benden alır mısın? O torbayı tuttuğuma inanamıyorum. Kendimi dezenfekte etmem lazım. Böyle daha iyi. Vay canına, merhaba arkadaşlar. Böyle hadi bir fotoğraf çektirelim. Gülümse. Siz çok harikasınız çocuklar. Ne oluyor öyle? Helikopter mi o? Orada kim? Güzel uçuştu. Teşekkürler. Şaşalı bir giriş yapmak istedim. Zengin olmak zor iş. Vay vay vay. Burada neler varmış böyle? Ha? Selam. Balonun kral ve kraliçesini seçiyoruz demek. Kral için doğru kişiyi ben tanıyorum. Pekala. Kalemim nerede benim? Çok iyi. En iyi aday kesinlikle benim. Her neyse. Sonra görüşürüz. Vay canına, rüya gibi çocuk. Daha neler? Bu nedir? Balo için oy verme zamanı mı gelmiş? Maalesef bununla yazmam gerekiyor. Hadi ama elimdeki tek kalem bu. Şunun mürekkebine katkı yapayım biraz. Bakalım işe yarayacak mı? Güzel, başardım. Çok heyecanlandım bir anda. Harikasın ufaklık. Sabah mı olmuş hemen? Kütük gibi uyumuşum. Boynum yamuk uyumuş olmalıyım. Tanrım, biri yardım edebilir mi bana? Sizin için ne yapabilirim? Boynum fena tutulmuş. Masajla hemen halledebiliriz. Vay canına, bu harika. Süper, şimdiden iyi geldi. Tamam, bu kadar yeterli. Şu an çok daha iyiyim. Güzel. Bu koku benden mi geliyor? Bu çok fena. Yine yardıma ihtiyacım var. Diş fırçanızı getirdim efendim. Bunun içinde 5 seçeneğiniz var. Hangisini seçsem acaba? Şu altın renkli olanı alayım. Çok iyi. Bu da en sevdiğiniz diş macunu. Gülümseyin. Çok iyi geldi gerçekten. Neredeyse bitirdik. Harika. Ağzınızı da silelim. Teşekkürler. Kahvaltınız. Süper. Sen gidebilirsin. Seyirciye gerek yok. Saat kaç oldu? Harika uyudum gerçekten. Bu da ne böyle? Herhalde bir an boynum kilitlendi. Ne yapalım? Diş fırçamın orada ne işi var? Bunlar yoksa saç mı? Çok iğrenç. Çekilin şuradan. Umarım yeteri kadar diş macunum vardır. Birazdan ağzım tertemiz olacak. Ben de bundan korkuyordum. Hadi ama. İki elinle sıkayım en iyisi. Hadi çık artık. Hadi diyorum sana. Of, içinde biraz kalmış olmalı. İşte gördüm seni. Yaşasın, sonunda çıktı. Az da olsa kaldığını biliyordum. Parmaklar varken kimin diş fırçasına ihtiyacı var ki? Şimdi durulama zamanı. Yoksa su faturasını ödemedin mi? Olamaz. Peki şu şişedeki suyu kullansam? Hiç yoktan iyidir. İşte oldu. Süper. Artık hazırlansam iyi olacak. Vay canına, şu saçların haline bak. Alo, sana ihtiyacım var. Yardım mı gerekiyor Liam? Ne oldu? Saçların feci halde. Tamam, sıkma canını, ben hallederim. Şimdi kemerini bağla, birazdan saçların çok seksi olacak. İşte oldu. Gerçekten mi? Ben pek emin olamadım. Fazla iddialı olmuş. Peki o zaman başka bir şey deneyelim. Birazdan halledeceğim. İşte al bakalım. Beğendin mi? Hala tam istediğim gibi değil. Sanırım yeni bir şey deneyebilirim.
Onun için bunlara ihtiyacımız var. Evet, işte bu. Birazdan harika olacaksın. Şimdi bekle ve gör. Saçları da bu şekilde arkaya yatırıyoruz. İlginç. Hoşuma gitti. Ama daha işimiz bitmedi. Bunlarla saçın çok daha öne çıkacak. Müthiş görüneceksin. Güven bana. Bunları saç çizgin boyunca yapıştırıyoruz. Vay canına, çok farklı olmuş. Müthiş. Bu verdiğin hizmet için. Benim için bir zevkti. Çok yakışıklı oldum gerçekten. Evde temizlik gününü çok seviyorum. Bütün stresimi alıyor. Ve bana düşünmek için zaman veriyor. Yerleri de unutmuyoruz tabii. Nasıl? Çok rahatlatıcı değil mi? Üstelik bununla işimiz çok kolaylaşıyor. İşte hepsi bitti. Oh. Aa, olamaz. Saçım tamamen dağılmış. Düzeltecek zamanın da yok. Yoksa var mı? Hadi yapalım şu işi. Ama önce biraz saç bandına ihtiyacım var. İşte oldu. Şimdi sıra saçlarda. Girin bakalım şuraya. Çok şirin oluyor. Üstelik parmağımı bile kıpırdatmadım. İşte olay bu. Savunun dünya, ben geliyorum. 3, 2 ve 1. Dur, yüzündeki şu ifadeye bak. Peki, hadi birlikte açalım. Oo, altın ekmek. Basit bir malzeme ama biraz hayal gücüyle bir şeyler yapabilirim. Hmm, acaba ne yapsam? Tost? Yok ya. Nasıl tost yapıldığını bile bilmiyorum. Hiç bana bakmayın. Aa, neyse. Aa, sanırım bir fikrim var. Bu işe yarayabilir. Ekmeği alüminyum folyoya yerleştirelim. Üstüne peynir ve bir dilim daha ekmek koyalım. Folyoyu katlayalım. Peki başka ne yapmalıyım? Aa, tabii ya. Hemen geri döneceğim. Neden bununla uğraşıyorum ki? Nerede bu? Hah. Bana aldırış etmeyin. Sadece ütüyü ödünç alıyorum. Bu güzel sosismiş. Aa, ketçabım olduğunu biliyordum. Nasıl ya? Sosisim. Hey, uyan. Daha önce seni bu konuda uyarmıştım. Ben sosis hırsızı falan değilim. Bununla ne yapacağını hiç bilmiyorum. Ütümü yapıyorsun. Bunu düşünmem gerekirdi. Mücevherlerim işte bu kadar. Tabii ki hanımefendi. Oh, daha fazla spor yapmam lazım. Uf. Bunların hepsi çok güzel. Harika görünecekler. Bu zincirleri ekmeğin üzerine koyacağım. Yemek yapmak eğlenceliymiş. Hiçbir zaman yeterince altının olmaz. Yemek yapma anlayışın bu mu senin? Son dilim. Etkileyici. Ah, sandviçim, onu yakamam. Hmm, çok güzel kokuyor. Çok basit görünüyor. Oh, hayır, onu kaldıramıyorum. Oh, çok ağır. Tamam hanımlar, yemeklerinizi gösterin. Oh vay, veriyorum. Ah, sonunda. Burada neyimiz varmış? Yenmez bu. Sınıfta kaldığın damak zevkin hiç iyi değil. İyi görünüyor muyum? Ayaklarımı yardıma ihtiyacı var ama. Buralarda hiç yedek çorap var mı? Aa, ayakkabıya ihtiyacın olduğunu duydum. Bunları al. Aa, teşekkür ederim çöp tekli adam. Aa, burada daha temiz bir şey var mı? Fare! Sanırım hiç yoktan iyidir. Ay, ne çok kirin var. Üstüne yapışmışlar gibi. Ah, kirleri kazımak hiç bana göre değil. Bu şey görünümü kurtarabilir. Aseton lekeleri çıkarabilir. Pamuğa biraz dök. Sonra da kirli yüzeye sür. Devam et. Bitmek üzere. Oh, bak yeni gibi oldu. Çok sevimli. Tada! Ay! Bunlar için de bana yardım edebilir misin? Ay, kendin hallet. Oh, gece iyi uyumuşum. Hayır. Ne olur bu kuş pisliği olmasın. Niye başıma böyle şeyler geliyor benim?
Hey, tam işler daha kötüleşmez derken. Ah, bu hiç hijyenik değil. Burada iyi bir şeyler var mı? Ah, ufak bir atıştırmalık gördüm. Hey! Aa, bu kuş hayatımı mahvediyor. O zaman bunun acısını çıkartmalıyım. Kanat ızgara geliyor. Sabah mı olmuş? Aa, burası ışıl ışıl. Aa, bu kahvaltım mı? Teşekkürler, çok acıkmışım. Şey, peçeteyi sevdiniz mi? Peki, nasıl isterseniz. Ama şöyle denesek daha iyi. Aa, bu tuhaf oldu. Teşekkürler. Bu nefis görünüyor. Çok da tatlı. Çatılınız. Ha? Aha, anlaşılan beğenmişsiniz. Açsan yiyeceksin. Ah, neyse ki tırnaklarım iyi görünüyor. Pardon. Temizlik yapmaya çalışıyorum. Oh, öyle mi? Kıpırdamaya zahmet etmiyorsun demek. Peki, peki çekildim. Beklerken bir şeyler atıştırayım. Çok iyiymiş. Pekala, neredeyse bitti. Bu artık gerekmiyor. Gelip alıver. Aa, kimse beni dinlemiyor. Tertemiz oldu. Ay, düşüyorum. Of, ne oldu şimdi? Yıldızları sayıyorum. Ah, pardon. Ne oluyor burada? Ah, üzgünüm. Öyle mi? Bu çocuklar ne kadar düşüncesiz. Buna bir son verebiliriz. Bir noktayı atlamışsın. Evet, orası. Bu hayatımın en kötü günü. Bu kıyafetlerin hepsi bende var zaten. Atıştırma zamanı geldi. Bugün üçüncü oldu. Şu kurabiyelere bak. Oh, hayır. Oh, neyse, biraz tozdan zarar gelmez. Kate, yok. Bundan çok daha iyisini hak ediyorsunuz. Sakın o kurabiyeye dokunmayın. Oh, kurtardım. Sen iyi misin? Aha, bunlara gerek yoktu. Hadi biraz rahatla. Bugün çok çalıştın. Bak, sorun yok işte. Hadi lütfen, ısrar ediyorum. İşte bunu da iç. Ah, siz mutluysanız ben de mutluyum. Bazen fakir olmak önemli değildir. Yeter ki gönlün zengin olsun. Ama her durumda elindekilere şükretmek gerekir. Videodaki kızlardan hangisinin yerinde olmak isterdin? Hiçbir şeyden geri kalmamak için YouTube kanalımıza abone ol. Hangisini seçsem? Acaba bu nasıl? Oh, harika. Oo, çok çikolatalı. Bu ne ya? Aha, aman tanrım. Ah, pardon, rüya görüyorum herhalde. Bu işine yarar sanırım. Al. Teşekkürler. Ay, berbat. Bu nedir, çorba mı? 40 derece falan herhalde. Tadının bu kadar kötü olmasına şaşırmamalı. Hey, buldum. Kolan çok mu ısındı? Bir kaba koy. Ve içine dondurma çubuğu sok. Donduğunda kabın içinden çıkar. Hey, kola tekrar buz gibi. Normal koladan çok daha iyi. Seçim okula hazır. Aa, şu kitaplar nerede?
Aa! Son günlerde çok şey gerekiyor. Ne unuttum? Kalemlerim nerede? Buralarda bir yerde bıraktım mı eminim. Babanın! Ver onu bana aptal fare! Onlara gerçekten ihtiyacım var, tamam mı? Aa, buna inanamıyorum. Hey! Eski bir cips kutusu mu? Bu işime yarayabilir. Kenarına şöyle sıcak silikon sür. Sonra zikzaklar çiz. Şimdi kutuyu ters çevir. Ve dibine de sıcak silikon sür. Ortasını da unutma. Baklava deseni iyi olur. İşte. Şimdi hepsini çevir. Ve kutuyu içinden çıkar. Üst parçayı yapıştır. Ve bir de fermuar ekle. Kalem kutusu isteyen. Vay canına. Gerektiğinde bayağı becerikli olabiliyorum. Geç kalmayayım. Güzel. Pekala. Sırada kim var? Selam. Gülümser misin? Güzel. Teşekkürler. Peynir. Hiç dişçi diye birinden haberin var mı? Ha? Fena görünüyorlar değil mi? Hadi çıkın. Bunu ne yapayım ben şimdi? Çok utanç verici. Bir fikrim var. Mum kağıttan bir dikdörtgen kes. Ortasına diş macunu sık. Bayağı iyi görünüyor. Üzerine karbonat serp. Sonra bunu parmağınla ezerek yay. Artık hazır. Şimdi doğrudan dişlerin üstüne koy. Ve şimdi biraz bekliyoruz. 20 dakika geçince çıkar. Şu inci gibi dişlere bak. Güzel oldu, çok güzel. Şimdi kocaman gülümse bakalım, tamam mı? Bir dakika, bugün Eva'nın doğum günü mü? Unuttuğuma inanamıyorum. Buralarda bir hediye olacaktı. Ay, burada kesinlikle yok. Ya bu? Yok. Bir plaj topu olmaz. Balonlu naylonu. Ah tabii olur. Bu şey çok şey için kullanılabilir. Pekala, şimdi bunlarla ne yapabilirim bakalım. Evet ya. Küçük bir kare kes. Sonra üst kenarını boya. Mümkün olduğunca düz bir hat halinde olsun. Şimdi bloklar halinde buna devam et. Çok havalı değil mi? O Eva mı? Hey, doğum günün kutlu olsun. Sana özel bir şey hazırladım. Teşekkürler. Bu çok eğlenceli. Bu beni saatlerce oyalar. Beğendiğine çok sevindim. En iyi arkadaşımı çok seviyorum. Bu benim şarkım. Güneş ne harika değil mi? Ne okuyorsun? Bayağı şık şeyler var. Birinin aklı mücevherlerde anlaşılan. Hemen geliyorum. Merhaba. Bunun gibi bir şeyiniz var mı? Ay şanslısınız bayım. Bu nasıl? Bu kadarını karşılayabilir miyim bilmiyorum. Ya bu? Bu daha da pahalı. Ya bu nasıl? Amanın, bir dakika. İmdatı ne yapacağım? Evet. Bu keçeli kalemi görüyor musun? Silikon tabancası kullanarak eğlenceli bir tasarım yap. Ve devam et. Etrafını iyice sarmasını sağla. Kuruyunca çıkart. Vay canına. Ne? Bir el seç. Bu olsun. Peki o zaman bu. Tada! Bu bana mı? Bu çok benzersiz bir şey. Gerçek bir yüzük hem de benim.
Ah, buna artık ihtiyacım yok. Bayıldım. Tırnaklarımı yapmak çok sıkıcı. Ama maniküre de param yetmez. Bu da ne? 2 dolar mı? Bu kadarını karşılayabilirim. Merhaba, yardımcı olabilir miyim? Siz söyleyin. Ah, bu ne böyle canavar gibi? Korkarım bu size pahalıya patlar. Hangisini istersiniz? Bu fiyatlar uçmuş. Yazık ki sadece bu kadar var. Tam 2 dolar, bakın. Ah, silikon tabancasıyla yapılan tırnaklar o fiyata. Ah, tamam olsun. Önce masaya biraz mumlu kağıt yay. Sıcak silikonla bir daire çizip içini doldur. Sonra üstüne bir parça daha kağıt yapıştır. Ütüyle üstüne bastır. Sonra kağıdı kaldır. Silikonun üstüne elinin dış hatlarını çiz. Bütün elin olsun. Bak, tırnaklarının şekli çıktı bile. Şimdi onlara normal yaptığın gibi oje sür. Kırmızı iyi bir seçim. Sonra tırnakları kes. Ve sana tam olacaklar. Bak. İnanılmazlar. Tabii öyleler. Ne dersin, bu kadar kısıtlı bir bütçeyle yaşayabilir miydin? Darda kalınca paradan ne kadar tasarruf edeceğine şaşacaksın. Bu videoyu arkadaşlarınla da paylaş. Sıra bir sonraki kapışmada. Bir sosis ve salatalık. Bunlarla bir şey yapabilirim. Benim için de yosun, somon ve pirinç var. Görünüşe göre ben sushi yapıyorum. Ben bununla ne yapabilirim? Pekala, başlayalım o zaman. Alo? Evet, bir sushi ustası arıyorum. Ve şimdi sadece bekliyorum. Harika. Malzemeler işte burada. Vay canına. Nasıl çalıştığına bak. Nasıl yani? O şimdi bir şef mi tuttu? Sushiniz yapılmıştır. Somonlu sushileriniz hazır. Ha, bu adil mi yani şimdi? Her neyse, ben de güzel bir şeyler yapabilirim. Uçlarını kesmekle başlıyorum. Sonra içini çıkarıyorum. Evet, bütün içini çıkarıyorum. Ve bu sosisi salatalığın içine tamamen sokacağım anlamına geliyor. İşte böyle, çok yakıştılar. Şimdi dilimleyeyim. Bir uçtan diğer uca. Ha, dürüst olmak gerekirse bayağı akıllıca. Ben de bir rulo yapabiliyormuşum. Hey, sen ne yapıyorsun orada bakayım? bunları bir deneyelim. Oh, üstüne bir elmas eklenmiş olması hoşuma gitti. Ah, olamaz. Dişim. Elmas dişlerimi mahvetti. Bu nasıl yenilebilir ki? Bu sosisli rulo hiç fena değilmiş. Oy birliğiyle bu turu Lili kazandı. Evet, biliyordum. Her defasında kazanamazsın Sarah. Pekala, hadi bakalım. Dur, bu sefer ilk ben açıyorum. Oh, altın ve gümüş zincirler. Ha. Uf, bende ne varmış bakalım. Tamam, kurutulmuş Japon eriştesi. Bununla ne yapmalıyım acaba? Aa, neyin işe yarayacağını biliyorum. Bunları bu kutuya koyacağım. Güzel, şimdi bir bakalım. Tabii ya, yüzüklerimi de ekleyeceğim. Girin bakalım, bunlar kazanmamı sağlayacak. Şimdi kapağını kapatalım. Bitti. Harika oldu.
Eğer öyle diyorsan. Peki şimdi ben ne yapacağım? Ben de bir elektrikli kettle olacaktı. Bunları bir şekilde birlikte kullanabilir miyim acaba? Denemekten zarar gelmez. Bu erişteleri içine atıyorum. Suyu unutmamak lazım tabii. Tamam, bu kadar yeterli olmalı. Kapağı kapatıp çalıştıralım bakalım. Bak, pişmeye başladı. Su hemen ısındı. Oo, güzel kokuyor. Çubuklarım da hazır. Ne olmuş? Benim de çubuklarım var. Kettle'ın içinde erişte. Bu da nedir? Altın zincirler mi? İyi de bu yenilebilir mi? Hayır, mümkün değil. Oo, bu erişteler çok iyi pişmiş. Bu turu da Lily kazanıyor. Evet, öne geçtim. Bu sefer birlikte açalım. Ha? Burada hiçbir şey yok. Bir dakika o zaman. Oh, hamburger malzemeleri. Çok teşekkürler. Peki ya ben? Bana da bir şeyler gelecek mi? Ne? Oh, tabii. Bu nedir? Burada sadece ekmek var. Bu adil mi şimdi? Aman tanrım, tabağının hiç şansı yok. Kara ekmeğim bile var. Bir dakika. Buldum. Bana tek gereken bu bardak. Bununla ekmekten daireler keseceğim. Aynen böyle, harika. Şimdi bunu beyaz ekmek dilimlerinin arasına koyacağım. Bence şimdi hamburger köftesine benzedi. Yalnız görüntüsü kazanmanı sağlamaz. Şimdi gerçek hamburger yapmanın zamanı geldi. Yapmam gereken marul domates peynir köfteyi ve domatesi üst üste koymak. Oldu işte, harika bir cheeseburger. Bu turu kesin ben kazanacağım. O da ne? Bu tencere nereden çıktı şimdi? Aa, anladım. Cheeseburgeri bunun içine koyacağım. Bak, sihir sayesinde pişiyor. Oh, sanırım pişti. Vay canına, altından bir cheeseburger'e dönüşmüş. Üstünde de değerli taşlar var. Bunun nasıl adil olduğunu hiç anlamıyorum. Pekala, bu final turum. Burada ne varmış? Sadece ekmek mi? Bu altından hamburgeri deneyeceğim için heyecanlandım. Tadı nasıl? Aa, çok iyi. Pekala, şimdi oylarımızı verelim. Bu turda oylarımız Sera'ya gidiyor. Yine aynı şey oldu, bu haksızlık. Bu kapışma çok eğlenceliydi. Sen ekmek dilimlerinden güzel bir şey yapabilir miydin? Aşağıda yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Evet, taco istiyorum. Hah, bu da neydi? Bir ses beni uyandırdı. Dur bir saniye, odamda birisi mi var? Her ses, ne yapacağım? Saklansam mı? Böylece güvende kalabilirim. Dur, gerçi eşyalarımı almasına izin veremem. Dövüş becerimi sınama zamanı. Biraz daha yaklaşayım. Hayır, hayır, hayır. Yakaladım seni pis hırsız. Beni soyamazsın. Ellerini bağladım, oh olsun sana. Müthişim. Günü kurtardım. Bir saniye. Toz alıcı mı? Olamaz. Sanırım korkunç bir hata yaptım. Bu hırsız falan değil ki. Evin hizmetçisiymiş. Hemen seni ayağa kaldıralım. Ay, çok özür dilerim. Dur da ağzındaki bantı çıkarayım. Sanırım bunu da almak istersin.
Ah, çok fazla sincap var. Hayır, pol umudumu çaldılar. Ha, bu ses de neydi? Burada bir şey duyduğuma eminim. Ne olur ne olmaz kontrol etsem iyi olur. Salona doğru gizlice geçelim bakalım. Ne? Aman tanrım. İnanamıyorum. Evde bir hırsız var. Bu çok saçma bir durum. Olamaz, yakalandım. Lütfen ateş etme. Sessizce gideceğim. Söz kimsenin canını yakmayacağım. Aman tanrım, düşünsene bir hırsızsın ve böyle bir yeri soyuyorsun. Uzun bir süredir duyduğum en komik şey falan. Sen bakınmaya devam et. Bir şeyler bulabilecek misin? Görmek istiyorum. Peki. Buralarda güzel bir şeyler olmalı. Of, şaka herhalde. Şu sulama kabına bakayım bari. Hey, yok. Buraya kadar boşuna mı geldim yani? Ha, haklıymışsın. Burada çalmaya değer hiçbir şey yok. Evet, sana bir şey olmadığını söylemiştim. Kısmetin yokmuş. Ne diyeyim ki? Kendimi kötü hissettim. Cidden fakir olmalısın. Durumun benden bile kötü olabilir. Al, çikolatan var, senin olsun. Ah, en sevdiğimden. Teşekkürler hırsız. Bir kere dev gibi bir adamla kavga etmek zorunda kalmıştım. 2,5 metre falandı. Sanırım uyanma vakti gelmiş. Aa, tabii ya, artık zenginim. Hanımım, isterseniz diye size yumuşak terliklerinizi getirdim. Aa, kulağa harika geliyor. Evet, lütfen. Şöyle ayaklarımın ucuna bırakabilirsin. Yaşasın yumuşacık ve sıcacıklar. Bayıldım. Sizin elektrikli fırçanız var hanımefendi. Hijyen çok önemlidir. Ah, teşekkürler. Dur. Bu şey de ne? Bir çeşit fırça gibi ama daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ah vay, kendi kendine dönüşüne bak. Ah, anladım. Kulaklarımın içi için olmalı. Peki. Aslında diş macunu ile birlikte dişiniz içindi. Bizden şu özel altın diş macunu istemiştiniz ya. Dişinizi daha da beyazlatacaktı. Ay, şaka yapıyordum. Canımın diş fırçası olduğunu tabii biliyorum. Vay, altın bu kadar nane aromalı mıymış? İşte bu. Dişlerim resmen temiz. Hatta altınla fırçalandıkları için fazlasıyla temizler. Ne çok robot var. Aa, salam yetmeyecek. Bu da neydi? Gürültü, ciyaklama gibi bir şeydi sanırım. Ne? Ne var orada? Diş fırçası mı? İnsanlar bu tarz macun mu kullanıyor? Bu aslında macun gibi değilmiş ki. Siyah bir tozmuş. Neyse, artık dişlerimi bununla temizleyeceğim. Bence bu dümdüz kömür tozu ya. Kömürün tadı da toprak ve ateş gibiymiş. Ama hiç değilse dişlerim temizlendi. Böyle pırıl pırıl dişleri israf etmeyelim. Biraz selfie çekelim. Tatlım, uyanık olmana sevindim. Sana kahvaltı getirdim. Ah, kahvaltılık sandviç çok şeker. Teşekkür ederim. Bunu ne zaman aldın? Of, epey acıkmaya başladım. Ha, neyse ki atıştırmalığım var. Bu çok güzel olacak. Çikolata ve Hindistan cevizi. Vay, çok lezzetliymiş. Ama hepsini yedim. Ve hala açım. O kadarcık çikolata yetmedi. Bir saniye, ben zenginim. Çözümü biliyorum. Selam. Evet, abur cuburlar için teşekkürler. Ver ver. Evet, en sevdiklerim. Bu çikolatadan koca bir kaşık istiyorum. Yani o kadar açsanız birkaç atıştırmalım daha var. Vay ya, şu lollipopların boyutuna bak. Ve hala çikolata istiyorsanız onlardan da var. Ben şu marshmallowları yemek istiyorum ya. Oo, abur cuburları öğüttünüz resmen. Of, çok doydum. Daha önce hiç böyle doymamıştım. Harika bir hismiş. Ah, güzel. En sevdiğim çikolatadan varmış. Şurayı biraz çıkaralım bakalım. Ne? Bu kadarcık mı? İçinde kalmadı mı? Aman tanrım, bitmiş. Bitebileceklerini bilmiyordum. Sanırım ne kadar varsa o kadar sürmem gerekecek. Hayatımda gördüğüm en zavallı ekmek dilimi oldu. Şu üzgün ekmeğe bak. Sürecek çikolata kalmadı. Aa, çok üzücü. Ver bakalım. Dibini kazırsak biraz çıkacak gibi. Şu tarafta birazcık daha kalmış görünüyor. İşte budur. Bu kadarı sana yeter. Bunu da şimdi ekmeğe sürelim. Güzel oldu. Artık üzgün yüz görmek istemiyorum. Aa, çok teşekkürler. Müthişsin. Sonunda yiyecek bir şeyim var. Çok güzelmiş. Bunu zengin de olsam, fakir de olsam durmadan yiyebilirim. Of, aslında eski hayatımı özlüyorum. Acaba annem de beni özlüyor mu? Ya da gittiğimi fark etti mi? Aslında bu kadar heyecan bana yeter. Annemi görmeyeli epey zaman oldu. Özledim onu. Ya güzelim, saçına bak.
Annem olmadan zengin olmak istemiyorum. Onun sayesinde gereken her konuda zenginim zaten. Anne, ben geldim. Beni özledin mi? Aa, çıktığını fark etmemişim. Ay, tatlı şey. Ben geldim ve işte annem. Ben seni çok özledim. Aa, ne kadar şekersin tatlım. Ben de seni seviyorum. Aa, ve para. Seni de özledim. Senin çok paran olsa ne alırdın? Cevabını yorumlara bırakabilirsin. Bu videoyu da arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Ve bunun gibi daha nice harika video için kanalımıza abone ol. Aa, sabah mı oldu? Yatak odam ne kadar da güzel ve zengin görünümlü. Güne başlasam iyi olacak. Ha? Terlik mi? Sen de kimsin? Aa, bir uşak. Pekala. Biraz yardım almak güzel olabilir. Dişlerinizi koçalım o zamanı. Diş temizliği çok önemli bir konudur. Peki ama dişlerimi kendim fırçalayabilirim. Muhteşem bir tekniğiniz var hanımefendi. Buyurun suyunuz. Teşekkürler, çalkalayıp durulasam yeterli olur sanırım. Diş fırçaladıktan sonra ağzımda kalan diş macunu tadını hiç sevmiyorum. Hepsini temizlemeliyim. Ah, yatağı toplamışsın. Vay canına, çok hızlısın. Bir dakika, diş macunu. Olamaz. Yanlışlıkla yuttum. İğrenç. Kurt gibi acıktım. Buyurun hanımefendi. Lütfen oturun. Çatal bıçağa ihtiyacınız olacak tabii. Buyurun, gurmeler için sağlıklı ve nefis bir kahvaltı. Vay canına, müthiş görünüyor. Hepsini bitireceğim. Hanımefendi, lütfen oturun. Buyurun. Yemeğiniz de hazır. Teşekkür ederim. Çili domatesler çok taze görünüyor. Bu yemek olağanüstüydü. Bulaşıkları hemen topladı. Ne yapıyorsun? Yüzünüzü temizliyorum hanımefendi. Vay canına, teşekkür ederim. Pekala, artık kolimi gönderebilirim. Ne yapıyorsun? Üzerinde kırılabilir yazıyordu. Vay canına, güvercin postası demek inanılmaz. Ben de denemek istiyorum. Kuş, bu vazoyu da yakalayabilir misin? Olamaz, paramparça oldu. Ama neyse, yenisini alırız, sorun değil. Ya, tatile çıkmışlar ve çok eğleniyorlar. Hiç adil değil. Ben de tatile çıkmak istiyorum. En azından insanların beni tatilde sanmasını. Çok kıskandım. Aklıma bir fikir geldi. Pekala, tencere kapağım hazır. Şimdi bu tornavidayla tutacağı çıkarmam gerek. Evet, harika görünüyor. Pekala, şimdi sıradaki adıma geçebilirim. Televizyonda harika bir uzay görseli var. Şimdi biraz selfie çekme zamanı. Bakalım nasıl çıkmışlar. Herkes ne güzel eğleniyor. Bu Julie değil mi? Tatlım, buraya gel. Ne oldu? Tencere kapağından pencere olmayacağını bilmiyor musun? Sen hiç merak etme, ben şimdi halledeceğim. Pekala, uzaya gerçekten çıkmaya hazır mısın? Gerçekten mi? Ciddi misin? Sen harikasın. Uzaya giden bir roketin içindeyim. Vay canına, ne harika bir manzara. Hey, suyuma ne oldu? Doğru, burada yer çekimi yoktu. Neyse. Havai fişekler çok güzel görünüyor. Aklıma bir şey geldi. Hemen denemeliyim. Telefonu masaya, bardağı da onun hemen üzerine koyacağım. Muhteşem. Böyle bakınca harika görünüyor. Sanki gerçek gibi. Bunu yapmaya bayılıyorum. Aman tanrım, çok korktum. Affedersin. Hadi benimle gel. Pekala, gerçek bir havai fişek gösterisine hazır mısın? Evet, biz hazırız. Bekliyoruz. Vay canına, muhteşem. Hepsi bu kadar mı? Daha fazla olur sanmıştım. Bir saniye bekle canım. Hemen hallediyorum. Evet, tüm havai fişeklerinizden istiyorum. Bu da bahşişim. Hazır mısın? İşte başlıyor. Bu hayatımda gördüğüm en iyi havai fişek gösterisi.
serisin. Sen de beni evlat edinen en iyi annesin. Çok tatlısın. Bak sana bir hediye aldım. Mercimler harika değil mi? Evet, muhteşemler. Üzerini pislemişler. Her yerim kuş kakası oldu. Vay canına. Burası gördüğüm en güzel spor salonu. İşte Eduardo, bizim özel antrenörümüz. Formuma kavuşacağım için çok heyecanlıyım. Sanırım kolay bir hareketle başlamak daha iyi olur. Ha? Ne yapıyor bu? Yürüme bandı hareket bile etmiyor. Hanımefendi, bu şekilde forma giremezsiniz. Ah, anladım. O zaman bu tuşlara basayım. Vay canına. Bu çok hızlı oldu. Bu hıza yetişmekte zorlanıyorum. Of, bu kadarı çok fazlaydı. Sanırım. Sağ ol Eduardo. Hey, şu şey de ne öyle? Hayır, bence tavuklar pantolon giymemeli. Uyandım. Harika ilerleme kaydediyorsunuz. Şimdi biraz mola verin. Bu hareket çok zormuş ama az geçemem. Devam etmeliyim. Canına, her yerde kuş duruyor. Spor salonlarının bu kadar eğlenceli olduğunu bilmezdim. Zengin insanların neden zayıf olduğunu şimdi anlıyorum. Bu top zıp zıp zıplıyor. Bu paslarını hissedebiliyorum, baksana. Şimdi nereye gitti? Eduardo, ona biraz yardım eder misin? Julie Hanım, lütfen benimle gelin. Bu aletin ismi Giryadır ve bu şekilde kullanılır. Pekala, şimdi siz deneyin. Eduardo, biraz ağırdan almamı söyledi. Merhaba zengin anneciğim. Harika gidiyorsun Julie. Bu çiğden duvara almıyorum. Hayallerimdeki bedene ulaşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Zorlanmaması için daha fazla çevirmeliyim. İnsanların neden özel antrenör tuttuğunu şimdi anlıyorum. Noel arifesi sona erdi. Yani artık neredeyiz? Çok heyecanlıyım. Bu benim en sevdiğim tatil. Şimdi zengin annem için hediye planı yapmalıyım. Bu simli kart çok güzel görünüyor. Harika. Ona masal kitaplarındaki gibi bir Noel yaşatmak istiyorum. Evet, en büyüğünden gönderin lütfen. Zengin anneme bu minik Noel ağacını vereceğim. İptal iptal. Büyük ağacı hemen oradan götürün. Bana verdiği hediyeye gölge düşürmek istemiyorum. Aklıma başka bir fikir geldi. Kocaman bir hediye istiyorum. Emredersiniz hanımefendi, hemen. Sonra da bu minik hediyemi vereceğim. Olamaz. Hediyeler iptal. Tekrarlıyorum. Hediyeler iptal. Ağaçla birlikte çok şirin görünüyorlar. Pekala. Bu sefer yapmam gerekeni buldum sanırım. Noel Baba. Son olarak onun için ellerimle yaptığım bir Noel Baba oyuncağını koyacağım. Olamaz. Her zaman benden bir adım önde olmayı nasıl başarıyor? Noel Baba'yı hemen oradan çıkarın. Bu Noel harika olacak. Geriye sadece bir şey kaldı. Tatlım, sana biraz kurabiye ve bir bardak süt getirdim. Ben de sana bu hediyeyi hazırladım. Mutlu Noeller. Teşekkür ederim. Ne kadar şirin bir Noel Baba. Kurdelesini çöz. Altında bir sürpriz var. Bakalım neymiş? Kucaklaşma hediyesi demek. Birine verilebilecek en güzel hediye sevgidir. Milyarder olsaydın eğlenmek için neler yapardın? Yorumlarda bizimle paylaş. Ayrıca bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutma. Dikkat dikkat! Ne istiyorsun? Bak bende ne var? Bir kola. Bunu izle. Al sen de ne? Teşekkür mü etmeliyim? Başardın. Nasıl yaptın? Kimin umurunda? Asıl önemlisi bunun altında ne olduğu. Ne? Hiçbir şey yok. Bu doğru olamaz. Bahsedilerim benimki harikadır. Çok
çikolata işte budur. Peki bunu neyle yiyeceğim? Kepçe, spatula, kaşık, süzgeç. Yok. Sadece ellerimi kullanacağım. İşte başlıyoruz. Daha çok istiyorum. Bu yeterli olabilir. Belki biraz daha olsa. İğrenç. Tabağıma ne oluyor? Acaba açsam mı? Olmaz, onu açamazsın. Bunu görmem lazım. Ha? Neydi o? Aha, altın çikolata. Vay canına. Paketini açayım. Ve ışıldayan altın bir çikolata. Nam nam nam. Şuna bir baksan iyi olur. Ne? Neden ki? Hayır, hayır, hayır. Altın işlerim var. Hayır. Ha? Çikolatam neler oluyor? Vay canına. Böyle güzel ki, çok parlak. Umarım içinde çikolata vardır. Evet. Şimdi tadım testi yapalım. Çikolatadan altın paralar. Oo, şunlardan birini alıyorum. Bence bu olur. Sabırsızlanıyorum. Buradan soyayım, şuradan da muhteşem. Çok lezzetli. Çok iyi. Bugün çok sıkılıyorum. Ama belki bir kaçamak yapabilirim. Hey, burası harika. Zenginim. Bir dakika, düşündüğüm bu değildi. Duvarlar da tozluymuş. İşte böyle daha iyi. Başka neyi halletsem? Bulaşık yıkamak çok dinlendirici. Birinin yapması lazım. Şimdi niye durayım ki? Susadınız ha? Bu kadarı yeter. Vay canına. Bu bana mı? Hepsini birden harcamaya çalışacağım. Evet, fena halde kazanıyorum. Şimdi sıra büyük hamlede. Neredeyse olacak. Düşük internet hızımı. Zamanı mıydı şimdi bunun? Belki düzelttirebilirim. Bir bakalım şöyle. Kimse var mı? Biri arıyor. Evet. Alo. Alo, internetimi düzeltebilir misiniz? Sanırım. İşte buyurun. Geri döndü. Harekete geçme zamanı. Alo. Ben hala buradayım. Evet, her zaman kazanırım. Hadi bakalım. Evet. Ne? Bunu bana neden yapıyorsun? Sanırım beklemem gerekecek. Hala yavaş. Kaç saat oldu? %2 mi? Yaşasın! Bu ölmüş de ağlayanı yok. Bu avatar çok sıkıcı. Bu kıyafet de olmuyor. Nerede bu? İşte. Alo? Görevini yap lütfen. Giyim, sorunu mu yaşıyorsun? Pekala, ver bakalım. Şimdi işe koyulabiliriz. Aksesuarlarla başlıyoruz. Hey, saçıma dokunup durmayı bırak. Sorun avatarımda. Ne düşündüğünü nereden bileyim? Susar mısın artık? Ne kaba. Bak, ona yardım et. Bakalım neler yapabileceğim. İşimize yarayabilir. Bu modaya uygun.
Çok mu fazla? Belki de kıyafetlerine uygun bir silahı olmalı. Bu pek değil. Buldum. Evet, bu mükemmel. Güzel. Anne de oyun oynamak istiyorsun. Bu avatarın nesi eksik? Burada pek fazla seçenek yok. O bile yoruldu. Bir ara vermeliyim. Hey! Selam! Sen buraya gelsene. Ben mi? Bununla uğraşıyorum. Biraz yardıma ihtiyacı var. Bu görünümü beğendin mi? Peki. Çekiç güzel ha? Hiç mi değil? Hayır. Bu tavaya ne dersin? Çok sağlam. Evet, budur. Bana çok yardım ettin. Artık gitme vakti. Hadi, yen onları. Hadi, neredeyse yendim. Bir dakika. Bunlar bozuldu mu? Of ya. Tüh. Alo, yeni kulaklık lütfen. Yeni elmas süslü model hanımefendi. Vay canına. Şu güzelliğe bak. Oo, ses her yanı kaplıyor. İyi kurtardın. Pekala, hepsi bu kadar. Evet. Daha iyi. İyi, hiçbir şey duyamıyorum. Bunun olmaması gerekiyordu. Sanırım bu kulaklık bozuldu. Tüm ümitler tükenmemiş. Bingo! Zeki miyim neyim? Evet. Hoş geldin bardak kulaklık. Alo? Evet. Hadi devam edelim. Uzay gemisine dikkat. Ne? Aptal uzaylılar, hiç sanmıyorum. Sanırım biraz abarttım. Canım yanıyor. Yardıma ihtiyacım var. Kimi arasam? Masaj terapistini mi? Yardıma ihtiyacım var hemen. İyileştirici sihirlerim de lazım. Tamam acıyor tıklayıp durmaktan. Bu işe bir el atalım. Hadi bakalım. Çok iyi geliyor değil mi? Bu parmak kısa sürede mouse'una kavuşacak. İyi mi? Evet. Ellerimin sihirli olduğunu söylerler. Şimdi tamamen normale döndü. Teşekkürler. O zaman tıklamaya devam. Hadi gel buraya. Evet işte oluyor. Evet yen onları. Amanın kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Umarım kırılmamıştır. Buldum. Diğer sete geçme zamanı. Gayet iyi tıklayabiliyorlar bak. Hiçbir parmak ağrısı bu şampiyonu durduramaz. Güzel. Fena değil. Bu arabalar çok çılgın. Vay canına, nasıl da gidiyorlar. Eminim onlardan birini sürebilirdim. Evet, ne gerekliyse hepsi var. Şu müthiş kaska bak. Pekala, hadi şuna binelim. Görüşürüz. Bunu kontrol etmek düşündüğümden daha zormuş. Kazandınız. Sana bunu yapabileceğimi söylemiştim. Ay, yolda bayağı rüzgarlıymış. Amanın, o da nereden çıktı? Hayır, yakaladım. Neredeyse düşürüyordum. Buldum, bu işi ilerletmenin vakti geldi millet. Şimdi direksiyonu gerçekmiş gibi çevirebilirim. Düt düt, ben geliyorum. Hey! Klozet kapağını kim aldı? Jared! Tüh, ben gider.
Sen hangisi olurdun? Hiçbir şey olmayan bir oyuncu mu, bol paraya sahip olan mı? Zengin olmak her zaman işleri kolaylaştırır, değil mi? Ama yaratıcı insan başka tabii. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Ah, şu sınav kağıtlarına not versem iyi olacak. Başarılı bir kağıt bu. Aferin sana. Bu bir A'yı hak ediyor. Sırada kim varmış? Ah, vay canına. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Tam bir rezalet. Ah, bir anda kendime geldim. Ne oldu böyle? Değil mi? Asla. Ah, bu işte bir yanlışlık var. Şunu düzelteyim. Biraz yaratıcı olsam iyi olur. İşte notlarımı bitirdim. Şimdi eğlenceli kısma geçelim. Şöyle çizip notlarımı güzelleştireyim. Bunun için renkli kalem kullanacağım. Aa, bayıldım. Hadi şimdi renkleri değiştirelim. Şu anda kendimi sarı bir ruh halinde hissediyorum. İşte gayet güzel oluyor. Ama dikkatli olmam lazım. Aa, bu kalem hiç güzel çizemiyor. Aptal kalem. Aklından ne geçiyordu senin? Aa, çok özür dilerim. Şey, elimden kaydı gitti. Ne oldu ki? Çok fena bir şey oldu. Hmm, gerçekten olacak iş değil. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Birkaç ayarlama yapmam gerekiyor. Kalemin ucundan ufak bir parça kesiyoruz. Tamamdır. Ah, çok güzel oldu bence. Şimdi bununla halledeceğiz. Ah, bunu dene. Ah, yine mi sarı? Müthiş. Ah, buna inanamıyorum. Hadi şunu bir test sürüşüne çıkaralım. Harika. Şu görüntüye bak. Resmen aklımı aldı. Mükemmel çiziyor. Süper oldu. Hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Çocuklar, dikkatinizi verin. Bu renksiz bir ders olacak, anladınız mı? En iyisi şu kulaklarımı bir temizleyeyim. Ben kuralları pek takmam. Ne sinsiyim ama. Hiçbir şey beni engelleyemez. Parlak renklerin nesi yanlışmış ki? Bence çok güzel görünüyorlar. Ne aptalca bir kural işte. En kötü ne olabilir ki? Bir saniye. Parlak bir renk mi kullanıyor orada? Odaklan. Evet, tam düşündüğüm gibi. Buna nasıl cesaret edersin? Buna hemen bir son vermem gerekiyor. Demek beni dinlemiyorsun. Merhaba. Bunu alıyorum ve çöpe atıyorum. Sen orada kal bakalım. Seninle henüz işimiz bitmedi. İşte tam da buna ihtiyacım var. Al bakalım. Çekil önümden. Ne yapıyorsunuz? Of, gözüm yanıyor. Bu senin hatan. Ver şu kulak çubuğunu. Parlak renklere elveda de. Hepsi yok oldu. Bunu nasıl yaptınız? Sıradaki sensin. Çok ciddiyim. Bugün sınav günü. Umarım iyi çalışmışsınızdır. Ne dediniz? Sınavı tamamen unutmuşum. Of, olamaz. Bu çok kötü. Kalemim nerede benim? Neden böyle bir şey başıma geldi ki? Annie, bana bir kalem lazım. Üzgünüm. Bende de bir tane var. Olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Sınavdan kötü not alacağım. Orada neler oluyor? Benim kalemim yok. Bir saniye. Burada fazladan bir kalemim olmalı. Bir dakika. Bu işini görür sanırım. Al bakalım. Bu şaka mı? Neyse, bir deneyeyim. Bununla yazmak çok zor. İşe yaramıyor. Yok, bu kaleme yazamıyorum. Bir düşüneyim. Luna'yı daha fazla üzemem. Banka kartımızın çevresine bu ipliği sarıyoruz. Birkaç kere daha doladık mı tamamdır. Şimdi fazlalık kısmını kesebiliriz. İpliği kartın üstünden çekip topağın açılmamasına dikkat ediyoruz. Şimdi uçları buradan geçirip böyle düğüm yapıyoruz. Bu şekilde iplikten bir top yapıyoruz. Aynen bunun gibi. Şimdi kenarlarını kesip tarakla ipleri kabartıyoruz. Bunu yapmak çok zevkli. Bu aklıma yeni bir saç modeli getirdi. Bunu bir kenara koyuyoruz. Şimdi bir çubuğu plastiğe sarıp bir tüp yapıyoruz. Ve ucuna yapıştırıcı sürüyoruz. Bu kadar yeterli. Nerede benim kabarık pomponum? İşte buradaymış. Buna Barbie'yi yapıştırıyoruz. Güzel oluyor. Ama biraz parıltıya ihtiyacımız var. Daha sonra boncukları alıp pipetin diğer ucundan içine atıyoruz. İşte bu şekilde. Sonra tüpe kalemin içini sokup ucunu yapıştırıcıyla tıkıyoruz. Aksi halde yerinden düşebilir. Şimdi yapacağımız bir şey daha var. Bunun üstüne bir Barbie çıkartması yapıştırıyoruz. Ve işte hepsi bu. Bir pembe Barbie kalemi yaptık. Bu nedir? Macunla, gerçekten mi? Bunu benim için mi yaptınız? Harika. Müthiş. Teşekkür ediyorum. Bugün benim şanslı günüm. Artık sınavı bitirebilirim. Siz harikasınız. Bunu hak ettin. Sanırım artık başlayabiliriz. Sınav zamanı geldi. Bu sefer sınavı özellikle zor hazırladım. Hadi başlayalım artık.
Ben de şu not verme işini bitireyim. Bence fazla sürmeyecek. Çünkü herkes F alıyor. Cevaplara bakmama bile gerek yok. Aa, bir saniye. Oh, bir sorun var. Of, kalemin mürekkebi tükenmiş. Ne sinir bozucu. Aa, bir dakika. Aa, fena gitmiyor sanki. Şunun kalemini alayım en iyisi. Aa, bir dakika. Bunun cevabını biliyorum. Buldum. Ah, kalemim nereye gitti? Bu kalem artık benim oldu. Dur onu. Kalem bana lazım. Ne var? Ben şimdi nasıl yazacağım? Bilmem. Kalemimi aldınız ama. Ay, çok kötüsünüz. Bebek gibi ağlamayı kes hemen. Notunu vereyim işte. Al bakalım. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Ne yapmamı istiyorsun? Bu kızın sorunu ne? Yorumlarda bana yazın. Of, peki. Anne, ne yaptınız siz? Ah, B artı mı? Tamam, olur. Aa, sınıftan çık şimdi. Aa, peki. Bu işten nefret ediyorum. Çocuklar çok dayanılmaz. Sınav için hazır mısınız? Başlayabilirsiniz ama kopya çekmek yok. Ah, başlayalım o zaman. Şuradan bir şey almam lazım. Ah, nereye gitti bu kız? Bir dakika. Hiç anlamadım. Vay canına, süper bir şey. Arkadaşın nereye gitti? Ah, hiçbir fikrim yok. Bilmem. Sanırım hayal görüyorum. Hadi konuşmayı kesip işine bak. Of, hadi ama. Bu hiç adil değil. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Hmm, güzel bir parti. Neye bakıyorsun sen? Çok açık değil mi? Bak, okulda bir parti veriliyor. Saat 6:30'da. Şu an saat kaç? 20 dakika kalmış. Hemen hazırlansak iyi olur. Kaybedecek zaman yok. Nasıl görünüyorum acaba? Olamaz. Kocaman bir sivilce. Oh, bundan kurtulmam lazım. Ah, ne yapacağımı biliyorum. İşte bugünümü kurtaracak. Hoşça kal sivilce. Bunu sivilcenin üstüne basılı tutup sorunumuzu halledeceğiz. Bekliyoruz. Of, ne yapacağım ben şimdi? Ha? Oldu anne. Bu bir sivilce patlatıcı. Wow. Oh, müthiş. Ben de denemek istiyorum. Ah, hiç sanmıyorum. Ah, neyse ne. Zaten almak istemiyordum. Bir dakika. Ha, bir fikrim var. Acaba... Ha, bir denemeye değer. Sivilceleri birleştirmek için bu kalemi kullanıyoruz. Cetvel sayesinde düz bir çizgi çekebiliriz. Şimdi sivilceleri de boyuyoruz. Bence harika olacak. Son dokunuşları da yapalım. İşte harika. Artık partiye hazırım. Tamam. Hadi gidiyoruz. Bu çok heyecan verici. Derse hazırlansam iyi olacak. Ah, iyi fikir. Kalemim nerede benim? Ah, uşağım. İşte olay bu. Bir saniye. Bu kalem yazmıyor. Uşağım. Bunu hallet hemen. Ah, buradasın demek. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Neler oluyor? İyice saçma bir hal aldı bu iş. Uşağım. Artık yeter. Buna dayanamıyorum. Ah, çok sinir bozucu. Hmm. Şu kalemlere bir bakayım. Benim bir fikrim var. Kalemlerin uçlarını ıslatmamız gerekiyor. Bu kadar yeter. Şuna bak. Çok güzel bir gökkuşağı çizdim. Eva, sen iyi misin? Uşağım, ne yapman gerektiğini biliyorsun. Beni sakın hayal kırıklığına uğratma. Oh, şuna bak. Harika. Seçebileceğim bir sürü kalem var. Dikkatinizi verin çocuklar. Bugün deniz kızı çizeceğiz. Deniz kızları biraz balığa benzerler. Oo, çok havalı. Hadi o zaman başlayalım. İşte benim şanslı kalemim. Beni hiç yüzüstü bırakmamıştır. Ay, çok acı, nasılsın? Birini arayacağım. Şu an binadayım. Durum normal görünüyor. Ortada herhangi bir tehdit yok. Ürünler güvende. Paketi teslim etme zamanı geldi. Hadi o zaman. Şimdi ilginç olan şey şu ki... Aha, biraz uzun sürdü sanki. Takip edilmediğimden emin olmalıydım. Umarım bundan memnun kalırsınız. Bütün dünyada bunları aradık. Oh, çok çekici. İyi iş başarmışsın. Şu renklere bak. Şunu görüyor musunuz? Çok iyi değil mi? Ne dedin? Oh, çok iyiymiş.
Benim kalemimden çok daha iyi. Aa, ne oldu buna böyle? Şu ana kadar iyi iş görmüştü. Komik işte bu. Yoksa ağlayacak mısın inek? Ne, zalimliğe gerek yok ama. İncitiyorsun beni. Bunu anneme söyleyeceğim. Ay, çok korktum. Ne gürültüydü bu? Ver şunu bana. Ha, işte oldu. Hey, bu işte çok iyiyim. Sanırım bu sonuncusu. Yaptığımı gördün mü? Vay, muhteşem hareketler. Ah, bunu nasıl yaptı? Bir dakika, bu aklıma bir fikir getirdi. Öncelikle tabanında bir delik açmamız gerekiyor. İşte böyle. Şimdi kapağı çıkarıp kutunun içine şekerleme dolduruyoruz. Güzel oldu. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi kapaktan bir daire kesmemiz gerekiyor. Süper. Dairenin kutunun içine sığması lazım. Şimdi kutuyu süslememiz gerekiyor. Bu fon kağıdını sarıp buraya yapıştırıyoruz. Harika, kalemliğimiz hazır. Çok iyi değil mi? Bu çocuk ileride bayağı başarılı olacak. Onun gibi birine ihtiyacımız var. Bunu hemen çocuklara anlatmam lazım. Ödülü hak ettim. Lezzetli. Üstelik öğretmen hiçbir şey anlamadı. Şşt, konsantre olmaya çalışıyorum. Biraz daha şekerleme alayım. Çok kurnazım. Elimize neler var bakalım. Vay canına, bu çok kötü bir kağıt. Öfe alıyor tabii ki. Bu daha da kötü. Bunlar hiçbir şey anlamamış. Gidip şunları hayal kırıklığına bir uğratayım. Bu selfie çok şirinmiş. Keşke dersine de bu kadar zaman ayırsaydın. Afe mi almışım? Bu leke nedir? Sınav notum. Olmaz, yine mi F almışım? Babam bu işi çok kızacak. Ver bakayım o kredi kartını. Yalnızca başarılar benim paramı harcayabilir. Ama ben elimden geleni yaptım. Altın yaşasın. Bu sana ders olsun. Biraz yardım etsen. Çok korkunç bir durum. Başım büyük belada. Tamam, alın hadi. David, bunu nasıl yapabildin? Hiç gözüme gözükme yeni telefonun, artık bu. Alo. Çok kötü bir durum. Bunun olmasına izin veremem. Hemen öğretmenle konuşacağım. Sorayım bakalım. Şaka mı bu? Bunu düzeltmenizi istiyorum. Bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Yok hocam, ne haddime. Şimdi anladım. Bir saniye, al bakalım. Teşekkür ederim. Bir şey değil. İşimi çok seviyorum gerçekten. Buna inanamıyorum. Hey, şuna bak. Artı aldım. Nasıl? Sanırım ben aslında zeki biriyim. Ben ne yapacağım şimdi? Bir dakika. Buldum. Çok kolay halledeceğim. F'nin üstünü çizeceğim şöyle. Aynen böyle olacak. İşte. Şimdi çok daha iyi oldu. Yaptığım hile için artı almam lazım. Benle gurur duyacaklar. Bunu hemen paylaşayım. Sen de mi aldın? Evet. Şöyle düşündüğünüzde aslında gayet basit. Neden bahsediyor bu öğretmen? Kafam çok karıştı. Hayır, olamaz. Sayfalarım bitmiş. Buldum. Kağıt para kullanacağım. Daha fazlası lazım. Biraz yavaşlayabilir misiniz? Öğrenecek ne çok şey var. Bir dakika. Ne dedi öğretmen? Yetişemiyorum. Bir de anlatır mısınız? İşte burası çok önemli bir kısım. Çok hoşunuza gidecek. Sakın kaçırmayın. Çok heyecan verici bir şey. Ama benim de kağıdım bitti. Bir dakika, elim. Hemen avcuma yazıyorum. Bir sürü de yazacak şey var. Nasıl yani? Süremiz dolmuş. Pekala, burada işim bitiyor. Şunu silsem iyi olacak. Çok eğleniyordum doğrusu. Ben gidiyorum o zaman. Ne? Ben daha bitirmemiştim. Şimdi ne yapacağız peki? Bugün hiç fena görünmüyorum. Bu ruja bayıldım. Derse geç kalmak istemiyorum. Önüne bak. Ne oldu böyle? Kafam kesin şişecek. Şu kitapları bir toplayayım yerden. Bu benim değil. Bu çok tuhaf. Bu senin defterin mi? Çok şık bir şey. Ver onu bana. Sana göre bir şey değil. İşte damgam. Bütün eşyalarımı damgalayacağım. Neyin bana ait olduğunu anlarız böylece. Benim de çok umurumdaydı. Yapıştırıcı.
İşte bu faydalı olabilir. Benim gösterişli bir mühre ihtiyacım yok. Evet, bu işimi görecektir. Hemen yapmaya başlayayım. Bir maket bıçağı alıp yapıştırıcıyı kesmeye başlıyoruz. Bazı kısımlarını kesip ayırıyoruz. Acele etmeyelim, hata olmasın. Şu kısmı da çıkarıyoruz. Bu kadar yeterli. Ama şimdi bir renge ihtiyacımız olacak. Bu kısımda boya kullanıyoruz. Yapıştırıcıyı boyaya bandırdıktan sonra bakalım nasıl olmuş. Kalp şeklinde bir damgamız oldu. Şuna bir bak. O da ne, senin de bir damgan var? Şimdi sana göstereceğim. Demek olay bu, öyle mi? Şu damgalara bak da gör o zaman. Beni yenemezsin. Of, bu kız çok sinir bozucu. Bu poster benim. Sen öyle san. Yok artık. Bu posterin hep benim olmasını istemişimdir. Çok yavaşsın canım. Saati ben kaptım. Bunu bütün gün yapabilirim. Bu masa benim. Bu kupayı her zaman istemiştim. Neler oluyor? Eyvah, bir hata yaptım sanırım. Ne, olamaz. Siz kafayı mı üşüttünüz çocuklar? Yeter. Bu durumda yapacak tek bir şey var. Bu dersten zayıf veriyorum size. Sana da sana da. Ay evet, sanırım bunu hak ettik. Şimdi hadi bakalım kış. Ah, yeni bir şey ihtiyacım var. Of, bu ders çok sıkıcı. Bu nedir? Nereden geldi bu? Bir test mi? Gerçek mi bu? Aa, test mi dedin? Aa, nasıl yani? Şaka olmalı. Değil mi? Hayır çocuklar. Tamamen gerçek. Üstelik bayağı zor bir test. Of, olamaz. Hiç çalışmadım ki ben. Neyse ki benim çalışmama gerek yok. Test için telefonumu kullanabilirim. Telefonu kalem kutuma koyacağım. Artık tüm cevaplar parmaklarımın ucunda. Aa, bunu bilmiyordum. Aa, çok kolay olacak. İyi şanslar David. Ay, bu dersten geçemeyeceğim. F alacağım. Aa, bir dakika, aklıma bir fikir geldi. Kalemimde birkaç değiştirme yapmam gerekiyor. Öncelikle kalemi parçalara ayırıyorum. Kapağını çıkartmam lazım. İşte bu kadar. Şimdi kalemin üstüne bu kağıt şeridi yapıştırıyorum. Bu kopyada bütün cevaplar var. Şimdi kapağı tekrar takıyoruz. Kapağın kopyayı tamamen kapaması lazım. İşte süper oldu. Artık testi geçmem kolay. Çok ilginç. Öğretmen hiçbir şey anlamadı. Bütün yapmam gereken kalemimi döndürmek. İşte bütün cevaplar burada. Harika, çözdüm bunu. Yalnız acele etmem lazım. Burada neler oluyor? Harika bir test, doğrusu en iyilerinden biri. Bayağı uğraşıyorum. Eyvah, sakin davranayım. Telefondaki resmi değiştireyim. Kalemimi aldım sadece. Peki. Of, az kalsın yakalanıyordum. Al, benden de o kadar. Neyse ki hiçbir şeyden şüphelenmedi. Bu bizim sırrımız olsun. Bip bip. Çekini yoldan. Çok havalı giriş yaptım doğrusu. Başka türlüsü zaten mümkün değil. Yaşasın, ders zamanı geldi. Skuterimi kilitlemem lazım. İhtiyatlı olmakta yarar var. Bir dakika. Bu da ne? Ben de okula kaykayımla geldim. Çok harika bir şey. Ne diyorsun? Şuna bir bak. Bir dakika bekle. İşte oldu. Dur, dur. Kontrol edemiyorum. Demek sonum böyle olacaktı. Sanırım kurtaramayacağım. Nasıl, tehlike geçti mi? Sen çıldırdın mı? Beni yaralayabilirdin. Çok sinir bozucu birisin. Pardon, şu gidonumu çıkarayım. Hadi sen de gel sınıfa. Bu şarkıyı çok seviyorum ama ders başlamak üzere. Bir sorun mu var? Merhaba sınıf arkadaşım, nasılsın? İyi. Neden bu kız benimle konuşuyor? Benim de kulaklıklarım var. Çok güzel değil mi? Bunu görmedin ama. Kablonun mu yok artık? Neyse, boşver. Ama güzel çalışıyor. Öyle olsun. Sen de şuna bir bak. Bu en son model. Kıskandın mı? Yok, pek değil. Belki birazcık olabilir. Bir dakika, çöp kutusunun içindeki nedir? Bu bir karton parçası. Bu aklıma bir fikir getirdi. Sadece birkaç ayarlama yapmam gerekiyor. Şimdi neler yapıyor öyle? Vay canına. Klavye hazır. Şimdi bir ekrana ihtiyacım var. Bu resim işimizi görür. Benim bir laptopum oldu. Şimdi kim kıskandı bakalım? Çok acınası bir durum. Yalnız sende bir şey eksik. Farkı yaratan budur. Anladım. Benim de bir elmam var. Bunu kartonun üstüne koyup yerine güzelce bantlıyoruz. Yoksa elinden düşebilir. Bu kadar. Bunu görmen lazım. Gerçekten yaptın mı onu? Çok komiksin. ne yapalım? Ben sonuçtan memnunum. Asıl önemli olan bu. Of, çok yoruldum. Biraz serinlemem gerekiyor. Hoşam.
Altın fanınızı getirdim efendim. İşte açıyorum. Sadece size özel serin bir esinti. Oh, çok iyi geldi. Ah, bana da ondan gerek. Şu kartonu kullanabilirim. Ah, böyle çok daha iyi. Ah, sen seninle mi yeğeninle mi yapıyorsun? Ben ellerimi asla kirletmem. Demek öyle. Şimdi sen görürsün. Haklısın. Çok iyiymiş. Az önce benim esintimi mi çaldın sen? O vantilatör benim. Ah, çok iyi. Yapma şunu. Bu bana lazım. Bunu yapmayı keser misin? Bu tarafa çevir. Asla. Ders nasıl gidiyor? Oo, başım döndü resmen. Durun artık, ciddiyim. O başlattı ama. Bu durumda yapılacak tek bir şey var. Bakamayacağım. Tamam mı artık? Öğretmen ne yapıyor? Size bir şey göstermem gerekiyor. Bunu izleyin. Tulumumu vantilatörün üzerine koyup bacaklarını size doğru uzatacağım. Kafam karıştı benim. Neler oluyor burada? Bekleyin ve görün. Vantilatörü açıyorum. Bakın nasıl esiyor. Vay canına, müthiş. Çok iyi geldi doğrusu. Ah, hadi şu ders bir an önce bitsin. Daha bir sürü şey almam lazım. Arada hızlıca bir atıştırayım. Bu kek tam istediğim şey. Şu çikolatalı nefis şeye bak. Çok lezzetli. Buna gerçekten ihtiyacım vardı. Kağıdını da ders için kullanabilirim. Peki. Kalemim nerede benim? Bir dakika. Bunları kullanamam. Şunlara bir bak. Çok minikler. Olacak iş değil. Ne yapacağım ben şimdi? Senin kalemin o mu? Çok utanç verici. Ben bu kalemleri Paris'te özel yaptırdım. Müthiş, birini alabilir miyim? Kalemlerimden birini mi istiyorsun? Kesinlikle olmaz. Of, ne kötüsün. Hayat böyledir. Bunun işi bitti. Bir dakika. Bu aklıma bir fikir getirdi. Şu kutuyu alayım. Bu gazoz hoşuma gidiyor. İçinde az bir şey kalmış olmalı. O ses de ne? Buna inanamıyorum. Artık işe koyulma zamanı. Pipeti masaya koyup bir ucuna bu kalemi, diğerine de bu kalemi sokuyoruz. İşte çok güzel oldu. Artık yeni bir kalemim oldu. Hadi bir deneyelim. Yaşasın, işe yarıyor. Sen ciddi misin? Kimsenin beni onunla görmesini istemezdim. Hangi kalemi kullansam acaba? Tamam bunu. Bugün sınav günü. Sınıfta kesinlikle telefon olamaz. Dur bakalım. Olduğun yerde kal. Umarım üstünde telefon yoktur. Bir dakika. Bu doğru mu yani? Hemen dönerim. Ne oldu şimdi böyle? Çok tuhaf. Telefonumu almasına izin veremem. Ne yapsam acaba? Hadi düşün. Bu da ne? Bu bir kalem kutusu. İşte buldum. Ben bir dahiyim. Kalemleri kutudan çıkarıp telefona yer açıyoruz. Ortadakileri alsam yeter. İşte oldu. Şimdi maket bıçağımızı alıp kutuyu kesmeye başlıyoruz. Kesilen yerin telefonla aynı boyutta olması gerekiyor. Buraya bir kapak yapıyoruz. Bence oldu gibi. Telefonumuzu içine koyup kapağını kapatıyoruz. Artık kimsenin anlaması mümkün değil. Pekala, işte başlıyoruz. Selam, yine ben geldim. Artık derse girebilir miyim? Birazdan bunu anlayacağız. Üstünü bir taramam gerekiyor. Bu gerçekten gerekli mi? Gerçekten yok üstünde bir şey. Hiçbir şey çıkmadı. Sessizce bir şey yapmıyorsun değil mi? Aklımdan bile geçirmedim. Biraz gerginsin sanki. Tamam, geçebilirsin. İşe yarayacağını biliyordum. Sırada kim var? Başardım. Bence tehlike kalmadı. Artık telefonumu çıkarabilirim. Şimdi bütün soruları cevaplayıp kesinlikle A alacağım. Yalnız doğal davranmam lazım. Bu nedir? Şaka yapıyorsunuz herhalde. İçeri girebilir miyim? İçeri telefon giremez. Okay. Of, alın gitsin. Bunun için çok meşgulüm. Ne kolay oldu öyle. Böyle bir kural olduğuna inanmıyorum. Neyse ki yanımda yeni bir telefon daha var. Diğeri zaten 3 aylık olmuştu. Yani değiştirme zamanı gelmişti. Böyle çok daha iyi. Öğretmen bilmeden bana iyilik yaptı. Biraz internete alışveriş yapayım. İyice gerin. Kaslarının yandığını hisset. Uf, zorunda mıyım? Dur, şimdi biraz ter atalım. Bundan nefret ediyorum. Acı yoksa kazanç da yok. İyi de ben hiçbir şey kazanmak istemiyorum. Aklıma bir fikir geldi. Belki bu seni canlandırır. Çikolata mı? Tamam o zaman. Hadi durma.
Bırak şunu. Hmm. Bir dakika. Hmm, çok nefisti. Bunun için üzgünüm. Artık yeter. Farklı bir şey denemem lazım. İşte bu işe yarayabilir. Ha, öğretmen ne yapıyor? Sence ne yapıyorum? Şu altın rengi kumlara bak. Of harika, oraya gitmek istiyorum. İşte başlıyoruz. Plaj için hazır olman lazım. Aa, nihayet işe yarıyor. Birazdan dönerim. Devam etmem lazım. Aa, çok komik bu. Başlamaya hazır mısın? Bu çok eğlenceli olacak. Hiç öyle sanmıyorum. Yapacak daha iyi işlerim var. Selfie. Hadi bakalım, bunu yapmaktan keyif alacaksın. Demek beni rahat bırakmıyorsunuz, öyle mi? Peki, verin şu ağırlıkları. İğrenç. Bunları kullanmamı mı istiyorsunuz? Şunlara bir bakın. Çok iğrenç. Bunlara asla dokunmam. Alo, yardıma ihtiyacım var. Tamam, şimdi bekliyoruz. Şunları bir göreyim. Evet, çok iyi. Antrenman yaparken güzel görünmem lazım. İşte olay bu. Çok güzel görünüyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hey, kes şunu. Bana düdüğümü kullandırtma. Ah, bunu yapmayın. Peki, şimdi yerimizde koşuyoruz. Hadi başla. Hayır, ben koşmam. Ah, peki o zaman. Bak ne buldum. Hadi tak şunu. Neler oluyor? Bu da nedir? Bir saniye bekle. Ve başla. Hmm, her şey değişti bir anda. Şu altın rengi kumsala bak. Bunun hoşuna gideceğini biliyordum. İşte bu iş bu kadar. Yaşasın, artık beni hiçbir şey durduramaz. Bir dakika, olamaz. Aa! Belki de bu iyi bir fikir değildi. Ben kaçıyorum. İğrenç. Sana bunun kötü fikir olduğunu söylemiştim. Bir dakika. Klozet. Şuna bak. Sen bizimle geliyorsun ufaklık. Sanırım artık hazırız. Bak, su ağzından akıyor. İşte ellerim tertemiz oldu. Ne yapıyorsun? Ben ellerimi klozette yıkayacaktım. Aa, yok artık. Turnayı gözünden vurdum. Endişelenme. Ben gidip yardım getireceğim. Bu da ne? Kurtarın beni. Vay canına. Ah, şu paralara bak. Buna inanamıyorum. Bu hayatımın en güzel günü. Ha? O klozeti biz ele geçirmeliyiz. Berbat kokuyor. Sen neler yedin öyle? Çok yorgunum. Biraz gözlerimi dinlendireyim en iyisi. Dönüşüm zamanı geldi. Anneme büyük bir sürpriz olacak. Uyuyakalmış olmalıyım. Anne, yeni görünüşüne bir bak. Ver şunu bana. Olmazsa bu artık benim. Belki bu fikrini değiştirir. Hayır, olmaz. Pekala, arabaya ne dersin? Ha, olmaz, ben daha çocuğum. Aa, buldum. Vay canına, muhteşem. Ver şunu bana. Bu ne yapıyor ki? Buna ihtiyacın olacak. Ha? İşte ben de bundan bahsediyordum. Dur, sana yardım edeyim. bu çok havalı. Bir dakika, bunu oyuncağın kafasına mı sokuyoruz? Pekala, bunu yapabilirim. Şimdi kolu aşağı indiriyoruz. Anne bak, saçları uzuyor. Görüyor musun? Bunu bütün gün yapabilirim. Sanırım saçlarını kestirmesi gerekiyor. İşte şimdi kendimi gösterme zamanı. Buraya gel bakalım. Bunu yapmak çok eğlenceli. En azından benim saçlarım güvende artık. Vay canına, buna bayıldım anne. Yeni hobim bu artık. Aklından bile geçirme. Saçım. Bunu neden yaptın ki? Bence güzel görünüyorsun. Başın büyük belada. Harika. Şimdi de kazağım sökülüyor. Neden her şey kötüye gidiyor? Bu kazağı çok severdim. Anne. Bir dakika. Kasap nereye gitti? Bu çok eğlenceli olabilir. Şimdi ne yapacağım ben? Bir saniye. Sanırım bir fikrim var. Kartonu insan vücudu şeklinde kesiyoruz. Şimdi bunu süslememiz gerekiyor. Onun için bu boyayı kullanacağız. Bu pembe tonu müthiş. Artık içimdeki sanatçıyı özgür bırakma zamanı geldi. Bunu yapmak çok hoşuma gidiyor. Çok rahatlatıcı. Şimdi bununla güzel bir kıyafet yapacağız. Ama bir şey eksik. Bize biraz saç lazım. İpleri böyle kafasına bağlıyoruz. Tada! Hey. Vay canına, şuna bak. Upuzun ve çok güzel.
Biraz kessem iyi olacak. Yaşasın, işe yarıyor. Bunu yapmak çok iyi geldi. Kıpırdama anneciğim. Harika bir iş çıkarıyorsun. İşte bu kadar yeterli. Oo, çok iyi olmuş. Beğeneceğini biliyordum. Nasıl görünüyorum? Harika, saçlarım hala yerinde. Vay canına, bu yoksa düşündüğüm şey mi? Bu altın. Bırak o benim. Ben ilk gördüm ama. Bak ne yaptın. Aa, bir dakika, neler oluyor? Aa, neredeyiz biz? Aa, şuraya bak. Aklından bile geçirme. O zaman durdur beni de görelim. Görüşürüz. Yakaladım. Ben de geliyorum. Aa, ne sarsıntılı bir inişti. Ya bir dakika. Bu üstündeki de ne? Aa, bu eski şey mi? O benim günlük kıyafetim. Bunun olacağını biliyordum. Sana gününü göstereceğim. Gel bakalım. Hadi başlayalım o zaman. Çok güzel. Bir dakika. Aklıma harika bir fikir geldi. Lollipop'umu daha da güzel yapacağım şimdi. Çimenlerin tadını lollipop'a geçireceğim. Toprağı da unutmuyoruz tabii. Çöpe sokup biraz da çıtır çıtır yapalım şunu. Birazdan dünyanın en güzel lollipop'u olacak. Ben de gizli tarifimi kullanayım en iyisi. Bunun için bir sürü sümüğe ihtiyacım olacak. Lollipop'u kovaya sokup iyice sümüğe bulayacağım. Vay canına, şunlara bak. Ağzım sulandı resmen. Hadi deneyelim artık. Ne yapıyorsun sen? Bunu yiyemezsin. Böyle daha iyi. Ben ne yapacağımı biliyorum. Bu ufaklığı kullanabilirim. Bu şey lollipop'un kirlenmesini önleyecek. Ne düşünüyorsun? Çok eğlenceli değil mi? Şuna bir bakayım. Bu harika bir şey. Bu şimdiye kadar gördüğüm en müthiş şey. Pekala, lollipop zamanı. Çok nefis. Teşekkürler anneciğim. Bir şey değil tatlım. İyi kurtardık gerçekten. Anne bak bende ne var. Çok iğrenç. İşte geliyor. Aklından bile geçirme. Kusacağım sanırım. Yok canım, şaka yapıyorum. İşte tam ihtiyacın olan şey bu. Bunu hızlıca temizleyelim. Şimdi sıra süslemede. Bu iş çok eğlenceli görünüyor. Çok şirin değil mi? Altına bir delik açmıştım. Lollipop'u o deliğe sokuyoruz. Bu senin için. Bu nedir ki? Lollipop boyunca. Eyvah, yere düşürdüm. Çok sakarım. Şuna bir bak. Hala tertemiz. Çok nefis. Teşekkürler anneciğim. Bir şey değil tatlım. Sen harika bir annesin. Bu lollipop da müthiş. Acil maniküre ihtiyacım var. Kuaförden randevu almam lazım. Uşanmaz söyleyeyim de alsın. Neyse kız. Anne bana kocaman bir baloncuk yapar mısın? Burada olmaz yalnız o iş. Neyse yapayım da kurtulayım. Pekala, işe başlıyoruz. Bu düşündüğümden daha zormuş. Bekliyorum. Vay canına, başardın. Anne sakın durma. Hayır, benden bu kadar. Anne, ışıktan uzak dur. Anneciğim iyi misin? Ne oldu? Nasılsın sen? Bir daha asla baloncuk şişirmem. Benim daha iyi bir fikrim var. Bırakalım da bütün işi bu yapsın. Özür dilerim anneciğim. Sakin ol, endişelenme. Buna bayılacaksın. Şunu izle. Buraya biraz baloncuk sıvısından döküyorum. Artık eğlence başlayabilir. İşte baloncuklar geliyor. Bir sürü baloncuk. Hepsini patlatmak istiyorum. Bunu gördün mü? Bu müthiş bir şey. Çok daha fazlası geliyor. Neden sen de denemiyorsun? Ben de öyle düşünmüştüm. İnanılmaz gerçekten. Ben bir baloncuk uzmanıyım. Bunun bitmesini hiç istemiyorum. Ne kadar mutlu oldu. Ben de tırnaklarımın işini bitirsem iyi olacak. Kafam çok karıştı. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Bilmiyorum. Ağzından baloncuklar çıkıyor. Tek yaptığım bu sabunu yemekti. Bir dakika, ne yaptın sen? Şaka yapıyorsun herhalde. Bunu neden yaptın? Ne güzel. Ben bir baloncuk makinesi oldum. Tabii, sen öyle diyorsan. Şu sabunu saklayayım en iyisi. Bir bu eksikti. Bir saniye. Sanırım bunu kullanabilirim. Şişenin üstünü kesiyoruz. Sonra bir sürü pipet alıyoruz. Ve onlardan küçük parçalar kesiyoruz. Parçaları şişenin ağzına sokuyoruz. Evet, aynen böyle. Harika oldu. Şimdi bize bir lastik bant lazım. Bantı şişenin boynuna sarıp bu şekilde tutturuyoruz.
Sonra bantı vantilatörün üstüne geçiriyoruz. Şimdi şişeyi bulaşık deterjanına batırıyoruz. Gördün mü? Şu baloncuklara bakma canına, inanılmaz. Sen bir dahisin anneciğim. At. Nasıl patlattım ama. Hadi daha fazla gönder. Bu hoşuma gitti doğrusu. Sıra bende. İyi eğlenceler tatlım. Artık sakın sabun falan yeme. Acaba en kötü ne olabilir ki? Eğlenmek için çok para ihtiyacın yok. Sadece biraz hayal gücü ve yaratıcılık yeter. Senin ebeveynlerin evde eğlenmek için neler yapıyor? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma. Ama sevgilim, Picasso yazdığımız için kışta uygun değil. Aa, bir dakika, telefon geldi. Ay, bozukluk sadece. Boşver kalsın. Bu sesler de ne? Yoksa bu para mı? Biri düşürmüş olmalı. Hey! Bayan! Bana bir şey dokundu. Sakın bizi soyma. Ne? Hayır. Bunu düşürdünüz. Aa, ne tatlısın sen. Yanımıza alsak mı? Olur mu? Ona iyi bakacağıma söz veriyorum. İşte buyurun. Ya bunu istemiyorum. O zaman ne istiyorsunuz? İşte böyle, korkma. Hadi seni biraz temizleyelim. Gerçekten kötü kokuyorsun. Peki, teşekkürler. Bu fevkalade Paris'te son moda. Selam tatlım. Ne vardı? Bir evsizi evlat edindik ve tamamen değişmesi gerek. Nereye gitti bu? Bu işime yarayabilir. Bunu niye atmışlar ki? Bayıldım. Gel buraya, beni utandırıyorsun. İşte evsiz bu. Yani bahsettiğim kız bu. Bir şeyler yapabilir misin? Yani yaratıcılık konusunda bir dahiyim ama bu bayağı zorlayıcı olacak. Hey, ne haber? Ama şekerim, ben zorlukları severim. Bu etek ten rengine iyi uyacak. Ne kadar temiz. Daha işimiz bitmedi. Bunu dene. Iskaladınız. Zaten sevmemiştim. Bu çok şık olacak. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Fark etmezse bayıldım. Kendimi prenses gibi hissediyorum. Oldukça zengin görünüyor. Teşekkürler. Lütfen bunu kabul et. Bu da işin zorluğundan ötürü. Benim için bir zevkti. Görüşürüz modacı hanım. Bu giysiler iğrenç. Bunların yeri çöp. Ne oldu şimdi? Şu odaya bak. Benim çöp bidonumdan çok daha iyi. Bu gerçek altın mı? Hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu ev devasa. Şuna bak. Sanırım bu bir sanat eseri. Vay canına, bir fare. Benim evcil hayvanım gibi. Çöpteki faremi hatırlatıyor. Al bakalım ufaklık. Hey, açgözlülük etme. Gıdıklıyor. Ne güzel zamanlardı. Kafesinden çıkmak ister misin? Sorun yok, çekinme. Merhaba. Ne sevimlisin. Acıktın mı? Hadi şu çekirdekleri deneyelim. Al bakalım. Hayır mı? İstemiyor musun? Peki, bana daha fazla kalır o zaman. Fena değilmiş. Hatta bayağı iyiymiş. Selam tatlım, yerleştin mi? Sen ne yapıyorsun? Fena oluyorum. Yemek hemen. Ver şunu bana. Hey, çekirdekler nereye gitti? Teşekkürler. Böyle daha iyi. Bunu yaptığıma inanamıyorum. Selam tek boynuzat. Çok güzelsin. Sessiz olmalıyım. Bu da neydi? Benmişim. Pekala, işe koyma vakti.
Kıpırdama, hiçbir şey söyleme. Senden harika rehine olur. Amanın, ağırmışsın da. Tatlım, kalkma zamanı. Küçük kızım gitmiş. Alo? Kızın elimizde. Fidyeyi bugün ödemelisin, yoksa karışmam. Şakamız yok. O ne? Çözmemi mi istiyorsun? Çok sinir bozucusun. Tamam ama bir saçmalık yapma. Al bakalım. Şimdi sessiz olur musun? Biraz sesim ellerinde. Sevgilim, ne oldu? Kızımız gitmiş, fidye istiyorlar. Az önce aradılar ve bebeğimizin canını yakmakla tehdit ettiler. Para ödememiz gerek. Hemen, çok korkmuştur. Bir şeyler yap. Merak etme, bir yerlerde fazladan bozukluğum vardı. Pekala, muayene zamanı. Aç bakalım ağzını. Sen ne yapıyorsun? Kör oldum. Pekala, sanırım cüzdanımdakilerin hepsi bu. Çabuk ol. Bu renk çok güzel, sana gerçekten yakıştı. Ah, çekilecek çilem varmış. Banka soymaya başlasam daha iyi olacak. Pek beğenmedin anlaşılan. Hadi gidip bebeğimizi alalım. Hadi, annen ve baban geldi. Ne? Ne? Bunun hepsi bitecek. Lütfen onu alın, götürün buradan. Sen iyi misin? Ha, çok merak ettik. Ha, bir de bu vardı. Biraz canı yakabilir. Hayır, lütfen yapma. Doğum günün kutlu olsun. Sana bazı hediyelerimiz var. Çabuk getirin onları. Hadi, bakmak yok ama. Tamam, şimdi bakabilirsin. Vay canına. Bir bebek, bu harika. Çok teşekkürler anne, bayıldım. Kumandasını unutma. İyi eğlenceler. Hadi denesene. Ha, bu çok heyecan verici. Hadi bakalım. Merhaba, ben prensesim. Arkadaş olalım. Bu çok gerçekçi. Aa, peki. İyi sıktı yalnız. Elime bırakmasını sağla. Pardon anne, nasıl durdurulduğunu bilmiyordum. Ay canım yandı, ne aptalca. Maniküre gidiyorum ben. Hadi tekrar deneyelim. Kapatıyorum. Tamam, istediğim bu değildi. Belki bir de şunu denemeliyim. Ay. Bu harika. Kontrol etmek o kadar da zor olmamalı. Harika dans ediyor. Hadi parti verelim. Hemen bozuldu mu? Bu fena. Kanıtı yok etmeliyim. Şunu şuraya bırakayım. Ve şimdi de kaçayım. Güç açıldı. Hiç altın bir popit görmemiştim. O da ne? Yeni evine hoş geldin. Yeni bir kardeşin var. Bu çok tuhaf. Hep istediğim şey. Aileye hoş geldin. Milyarların olsa ne alırdın, bize yorumlarda yaz. Sınırsız paran olsa hayat kolay olurdu ama unutma, sınırsız sevgi de en az o kadar önemlidir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma. İşte budur. Tatlı balon süslerimiz hazır. Peki, bir de dolaba bakalım. Buralarda özel bir yemek olmalıydı. İşte burada. Neyse ki etiketlemişim. Mumu da koyalım.
Aha, iyi ki doğdun Eni. Ha, bunda ne? Neler oluyor? Sadece bana özel bir parti mi? Tabii ki mutlu yıllar. Şimdi bir dilek tut. Yaşasın. Doğum günlü hanımı yemek için sabırsızlanıyorum. Şuradan bir yaprak koparayım. Şöyle. Güzelmiş. Taptaze. Hemen bir yaprak daha alacağım. Mutlu yıllar canım. Lahananı beğenmene çok sevindim. Ah, bu da bana. Sanırım birazcık da ben yiyebilirim. Ah, şuna bak. Lahananın göbeğinde ne varmış? Koca bir parça şekeri. En güzel doğum günüm bugün. Hem de portakal aromalı. Bunu ne kadar sevdiğini de biliyorum. Evet, öyle. Ama seninle paylaşınca daha güzel anne. Son kurdelemiz de takıldı. Bakalım. Bilemedim. Acaba bunu sever mi? İyi ki doğdun canım. İşte pastan. Ne? Bu pastayı hiç sevmedim. Hiç böyle bir şey istemiyorum. Of, hayır. Bunu güzelleştirebilir misiniz? Peki. Ne yapabileceğimize bir bakalım. Üstündekilerin yerine şu süslerden koyabilirim. Oldu. Gayet de şık oldu. Bayağı farklı olmuş. Acaba beğenecek mi? Ah, pastanın üstünde cupcake var. Bayıldım. Dişim. Anne, neden böyle bir şey yaptın ki? Aman tanrım. Hayır. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Tabii ya, çocuğum taze meyvelere bayılır. Bu kase içindeki malzemelerle yapılabilecek bir şeyler olmalı. Evet, tabii ki. Sonuçta ben bir tatlı şefiyim. Meyvelerle de sık sık çalışırız. Hatta bu kurabiye kalıplarıyla tasarım yapabiliriz. Bunlarla dilimleri şekillendireceğim. Fazladan bir detay katar. Kim yıldızlar ve çiçekler varken sıkıcı meyveler ister ki? Kestiğimize göre artık pastalarımızı süsleyebiliriz. Neyse ki bu pastanın üstünde bütün meyve dilimleri için yer var. Ve pastamız hazır. Buyurun. Ne düşünüyorsunuz? Tebrikler. Bu resmen şaheser bir pasta olmuş. Mutlu yıllar Emma'cığım. İşte pastan hazır. Vay, pastada taze meyveye bayılırım. Çok leziz. Güzeller güzeli doğum günü kızıma değer. Mutlu yıllar. Okulun başlamasına hazırım. Hey, kalemlerimi devirdin. Olamaz, ezildiler. İnanamıyorum. Bunları şimdi nasıl düzenleyeceğim? Kalemlerine mi basmışım, pardon. Kendi kalemliğimi ve yazma kalemlerimi çıkarsam iyi olacak. Bunlar bugünlük yeter. Şimdi de defterler, dosyalar ve klasörler çıksın. Kalemleri yeniden buraya koyabilir miyim acaba? Aman tanrım, hali içler acısı. Sanırım biraz yardım edebilirim. Hey Eni, al. Bugün ders için bunları kullanabilirsin. Bana mı? Cidden mi? Vay, çok teşekkürler Emma. Rica ederim. Şu müthiş okul malzemelerine bak. Harika bir fikrim var. Bu lastikleri gerip dosya kapağının etrafına dolayacağım. Bu lastikler de bütün eşyalarım bir arada tutacak. Bak, kapağın içine bile bir şeyler koyabiliyorum. Epey malzeme tutuyor. Üstelik artık bütün eşyalarım düzenli ve güvende. Güzel olmuş Eni. Teşekkürler ama bunu sensiz yapamazdım. Sanırım ders vakti geldi. Tekrar teşekkürler Emma. Bu benim annem. Niye bu kadar beş parasızım? Bu da babam. Bırak onu. Asla olmaz. Bugün benim doğum günüm. Vay canına, bu benim için mi? Küçük kızım için her şeyin en iyisi. Yumuşacık, tam sarılmalık. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Teşekkürler babacığım. Sana bir şey daha aldım. Getirin içeri. Bak, senin için çok lezzetli bir pasta. Pastaya bayılırım. Kim bayılmaz ki, ama hepsi bu değil. Hediyeler. Daha bitmedi. Esas hediye için hazır mısın? Güzel bir şey. Getirin içeri. Vay canına. Biliyorum, kocaman bir şey. Bu nedir ki baba? Selam. Rum rum. Bu senin şoförün. Hadi bakalım. İkinci parti. Acaba annem neler planladı? Merhaba anne. Doğum günün kutlu olsun tatlım. Sana bir şey aldım.
kendim sardım. Çorabımın diğer teki. Teşekkürler anne. Artık çift oldular. Pastanı da unutmadım tabii. Sen de al anneciğim. Sağ ol tatlım. Çok naziksin. Olmaz. İki yat ve bir de uçak istiyorum. Bay bay. Merhaba baba. Hey! Yardım et. Seni kurtaracağım. İşte yakaladım. Az kalsın yeri boyluyordun. İyi misin? Hayatım gözlerimin önünden geçti bir an. Ne demek şu an ameliyatta? Bana şu an bir doktor lazım. Kızım az evvel travmatik bir şey yaşadı. Tıbbi yardıma ihtiyacım var. Bu insana hayatta neyin önemli olduğunu sorgulatıyor. Yardım için mi aradınız? Vay canına ne güzel bir hizmet. Kızıma yardım etmeniz lazım. Tamam, şimdi çaresine bakarım. Kendimi daha iyi hisseder miyim? Şimdi seni rahatlatalım. Bu senin ateşini alacak. Şimdi tek yapmamız gereken beklemek. Kızım iyi olacak mı? Çok korkuyorum. Işıktan uzak dur. Tamam mı tatlım? Tamam babacığım. Örgü örmek çok rahatlatıcı. Anne, yere düştüm. Eminim çok önemli değildir. Bir bakayım. Aa, olamaz. Bunun için bir şeyler yapmamız lazım. Bu donmuş sebze torbası iş görür. Yastan şöyle. Soğuk olabilir. İyi gelecek. Şimdi beklememiz lazım. Ben de bu arada örgümü bitireyim. Örgü göründüğünden daha zor bir şey. Tamam, şimdi şu morluğa bir bakalım. Bak hemen yok olmuş. İşe yaradı. Bu sebzeleri de akşam yemeği için kullanabiliriz. Umarım acıkmışsındır. Hemen uyku zamanı mı geldi? Artık uyuman lazım tatlım. Hadi üstünü güzelce örtelim. İşte oldu. Tatlı rüyalar. Ama ben uyumak istemiyorum. Oyun oynamayı tercih ederim. Sonunda biraz dinlenebileceğim. Umarım televizyonda bir film vardır. Annemin hiç haberi olmayacak. Kumanda çalışmıyor. Pili bitmiş. Tuhaf. Çok eğlenceli. Bu uyumaktan çok daha iyi. Burada neler oluyor bakayım? Bir şeyler doğru görünmüyor. Şöyle sessizce yaklaşayım. Sana uyumanı söylediğimi sanıyordum. Bu ne ya? Tuzağıma düştü. Bana bunu niye yapıyor ki? Bir dakika. Çok komikti. Gir hadi yatağına. Şunu da bana ver. Pillerini alıyorum. Senin şu an uyuman lazım. Artık saçmalık yok. Bu sadece bir şakaydı. Umarım şimdi televizyonu seyredebilirim. Bakalım neler varmış. Oo, bu güzele benziyor. Çok heyecanlı. Gözümü ayıramıyorum. Of, olamaz. Bu da nedir? Sadece bir balonmuş. Bir dakika. Bu şimdi nereden geldi ki? Ürkütücü bir durum. Demek bu da aptalca bir şaka. Seni kandırdım. Kabus görmeme sebep olacaksın. Seni yine kandırdığıma inanamıyorum. Gel bakalım buraya. Hadi seyredecek güzel bir şey bulalım. Yani korkunç olmayan bir şey. İyi uykular tatlım. Umarım tek boynuzla hafta paralı rüyalar görürsün. Tamam, artık uyuyabilirsin. İyi geceler baba. Şimdi hızlıca bir oyun oynayayım. Bu ses de nedir? Tüh ya. Dur bakalım şimdi. O telefonu ben alayım. İyi geceler. Devamını da alayım. Of, peki. Fark etmeyeceğini sanmıştım. Biz de çocuk olduk. Bütün numaraları biliyorum. Bu haksızlık. Acaba bu ne işe yarıyor? Ben çağrıldım demek. Dile benden ne dilersen. İşte bu da hizmetinin karşılığı. Sizinle iş yapmak bir zevkti küçük hanım. Sen iyi misin tatlım? Hayır, bu göründüğü gibi değil. Her şeyi açıklayabilirim. Seni daha önce de uyarmıştım. Ben buradan kaçar.
Fena acıtmıştır. İyi oldu ona. Ve yakışıklı prens prensesi kurtarır. Sonra sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Bana biraz yardım edebilir misiniz? Merhaba anne. Okulda iyi vakit geçirdin mi? Bugün seni çok özledim. Oo, şu pastalara bak. Sevdiğin bir şey var mı? Her tür pastam var. Anne, bir pasta alabilir miyim? Lütfen. Gerçekten güzel görünüyorlar. Bunlara bayılacaksın. Çok tatlılar. Hadi hanımefendi, ufaklığa bir şey alın. Sadece bu kadar var. Hepsi bu mu? Üzgünüm. Ama bu yeterli değil. Lütfen hanımefendi. Şu yüze nasıl hayır diyebilir insan? Paranız sizde kalsın. Al bakalım. Anne bak. Oo, çok üzgünüm tatlım. Baba. Ha, selam. Belki ben yardımcı olabilirim. Sanırım bu yeterli olur. Bir çanta mı? Gerçekten mi? Peki bir bakalım o zaman. Aman tanrım. Zengin oldum. Hepsini alın. Ben tatile gidiyorum. Kim dondurma istiyordu? Alın bakalım. Ay canına, ne güzel elbise. Keşke benim olsa. Merhaba tatlım, neler oluyor? Ben bu elbise istiyorum baba. Aa, güzelmiş. Heh, burada bekle. Bir fikrim var. Alo. Aa, harika. Şimdi ne istiyor acaba? Alo. Kızım güzel bir elbise istiyor. Onu hemen hallet. Anladın mı? Tabii ki efendim. Vay canına, şu elbiselere bak. Bir dön bakayım. Bunun renginden pek emin değilim. Bu olmaz. Elimde zevkine uygun bir şeyler olabilir. Bu pırıltılara ne dersin? Olmaz, bu benim tarzım değil. Bu yakışır ama. Hoşuma gitmedi. Hoşuna gidecek bir şeyler olmalı ama. İşte bu güzel. Mükemmel oldu. Kendimi prenses gibi hissediyorum. Vay canına, harika. Yine başardın. Kızımın kitap okuyuşuna bak. Bu elbise çirkin. Vay canına, elbise dediğin budur. Bunun içinde harika görünürüm. Anne, bu elbiseyi alabilir miyim? Ne kadarmış, bir elbise için mi bu? Ama çok güzel değil mi? Buna bütçemiz uygun değil. Başka bir şeyler düşünmem lazım. Belki bu elbiseyi kendim yapabilirim. Yani sonuçta modadan iyi anlayan biriyim ben. Şuraya bir kesik. Biraz bant. İşte gayet güzel görünüyor. Çok güzel olacağım. Şimdi de son dokunuşlar. İşte oldu. Ne düşünüyorsun? Bayıldım anne. Bu tam istediğim şey. Teşekkürler. Hepimizin farklı tipte ebeveynleri vardır ama onların zengin ya da fakir olmaları önemli değildir. Çünkü onlar bizi yine de aynı derecede sever. Annen baban sana hoşlanacağın ne gibi şeyler yapıyorlar, aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.